Lamartin benim kanaatimce Hazreti Peygamber'i en iyi anlatan en muhteşem metin Lamartin'in Türkiye tarihinde Histoire de la yazdığı bir metin. Müslümanlar dahil böyle mükemmel bir metin ben yazıldığını henüz daha keşfedemedim. Onun Hamidullah Hoca İslam Peygamberi'ne alıntı yapmış. Çeviri çok çok fevkalade başarılı değil. İyi bir çeviri ihtiyacı var. Ben de İslam Düşünce Sünnet'te bunu alıntı yaptım. Orada öyle diyor bakın. Yani bir öğretinin şeyin ölçütü nedir başarısının? Diyor ki mesela tarihte Napolyon gibi orduları hükmeden efendim İskender gibi büyük projelerin sahipleri var. Ama bunlar elinde ordu var, para var, iktidar var, şey var. Dolayısıyla başarının ölçütü imkanlarla başarı arasındaki orandır diyor. Ama Muhammed Peygamber diyor elinde bir avuç bedevide ama hiçbir İmkan şey yok. Ordular yok, silahlar ve bu diyor bu inancın yani samimi olmayan bir inanç bu kadar uzun süreli bir projeksiyona nail olamaz diyor. Dolayısıyla Hazreti bu insan bir sahtekar olamaz diyor. Niçin? Bu ortaya koyduğu öğretinin uzun soluklu ve etkili olmasından o dolayı. O sonuca bakarak sebebi kesinlikle görüyor. Yani dolayısıyla bir herhangi bir öğretinin zaten gerçekten yani samimi olup olmadığının veyahut da başarılı olup olmanın sırrı aslında biraz da sonuçlarıyla bunun ölçülmesi lazım. Estağfirullah. Ve kezalike cealnakum ummeten vasatan litekunu şuhada alennasi ve yekunen rasul aleykum şehida. İşte biz sizi böyle vasat bir dengeli bir ümmet yaptık ki siz insanlığa şehit olasın. Şimdi şehit olmak bunu da Seyyid Kutup anlatıyor. Çok önemli. Peygamber de bizim üzerimize şehit oluyor. Şehit olmak diyor şu. Seyyid Kutup'un yorumu şu. Yani yeryüzünde her şeyin en iyisini veren olmak, alan olmamak. En iyi ekonomik sistem, en iyi toplumsal sistem, en iyi yönetim biçimi, en iyi sanat anlayışı, en iyi kültür anlayışı vesaire vesaire en iyileri. Sürekli daha önce Abbasiler'de, Selçuklu, Osmanlı'da dünyada sürekli veren idi. Alan olmayacak. Yani bakın, siz yapacaksınız başkaları konuşacak demek istiyorum. Peki şimdi bakalım sürekli biz tufeyliyiz. Evet, bakın siyasi modellerimiz batılı. Ekonomik modellerimiz bütün İslam ülke en iddialı İslam ülkeleri dahil böyle batılı. Merhabalar sevgili izleyiciler. Yükselen Sözler'de son kez sizlerle birlikteyiz. Ramazan'ı bitirdik. Dolayısıyla programımızı da bitirmiş oluyoruz. Ramazan boyunca hafta içi her gün sözlerimizin yükselmesi ümidiyle Fatır Suresinin 10. ayetinden ilhamla güzel işler yapmaya çalıştık. Bugün de onlardan bir tanesini, sonuncusunu gerçekleştireceğiz. Son gün olması nedeniyle yani ben mümkün olduğunca kangren olmuş konular ya da tam olarak ortaya çıkarılamamış veya Kur'an'a dayanmayan ya da dayanmadığı düşünülen konuları Ramazan ayı boyunca mümkün mertebe burada işlemeye, Kur'an merkezli olarak işlemeye ve hatta bu konular üzerinden istismar edilen, iftira edilen, Allah'ın dinine atılan iftiraları da bir bir temizlemeye gayret gösterdim. İşte mesela faiz bunlardan bir tanesiydi. Namaz bu kitapta yoktur deniyordu. O bunlardan bir tanesiydi. Ne kadar detaylı bir biçimde olduğunu öğrendik. Hatta en önemli öğrendiğimiz şey her şeyin bu kitapta olduğu, bütün detaylarıyla olduğu. Yeter ki bakmayı, okumayı alışkanlık haline getirip öğrenebilelim şeklindeki ana fikrin ortaya çıkmasını sağladık. İşte bugün de öyle konulardan bir tanesindeyiz. Daha önce faiz konusunda burada ağırladığımız sevgili hocamız Profesör Doktor Servet Bayındır'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti Ramazan? Elhamdülillah. Çok İyi şükür geçti, bayrama ulaştık Allah'ın izniyle diyorsunuz. Evet. Hocam sizle yaptığımız faiz programından sonra Türkiye'de faizcilik büyük bir düşüşe sebep oldu. Yerlere indi. Borsa i̇nşallah, çöktü. İnşallah. İnşallah. Onları da görürüz bir gün. İnşallah. Evet. Ama gerçekten etkili olduğunu söyleyebilirim hocam. Evet. Özellikle o programla birlikte faizin İslam dininin yani Kur'an'ın faize nasıl baktığı yerine neyi koyduğu evet. biraz daha anlaşılır evet. oldu ama tabii daha çok bunların üzerinde ayrıntılı tabii. dersler yapmalıyız. Tabii. Kur'an merkezinde inşallah fırsatımız imkanımız olursa. Hocamızı kısaca bir tanıyalım bu kısa girişten sonra bugün talak ve iftida konusunu işlemeye başlayacağız. Nedir talak ve iftida? Talak ve iftida Kur'an merkezli iki kavram. Bunlardan bir tanesi yani talak erkeğin kadını boşaması, iftida kadının erkeği boşaması. Bu biraz enteresan gelebilir çünkü alışkın olduğumuz bize İslam diye öğretilen dinde kadının erkeği boşamasını pek yeri yok maalesef ama Kur'an'da var
Ve bu merkezde bakarak talak ve iftidayı öğrenerek aslında Kur'an'ın bir manada kadına nasıl bir değer verdiğini, Allah'ın kadını nasıl bir koruma altına adeta aldığını burada gözler önüne sermiş olacağız. Ve tabii sadece kadını değil, aile yapısını ve bütün bu aile ve kadın konularının hatta evlilik kurumunun nasıl fıtri olduğunu, yani hiç kimsenin itiraz edemeyeceği hükümlerin bu kitapta olduğunu göreceğiz. Ve belki de şunu söyleyebileceğiz: elinde Kur'an olan bir topluluk, bir kavim, bir millet, bir ümmet nasıl olur da gider başkalarından medeni hukuk dilenir sorusunu da belki burada sorma fırsatı bulacağız programımızın sonlarına doğru, eğer konuyu iyi anlarsak. Önce Servet Bayındır hocamızı bir tanıyalım. Profesör Doktor Servet Bayındır 1965 yılında Erzurum'da doğdu. Lisans eğitimlerini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne tamamlayan Bayındır, Marmara Üniversitesi'nde İslam hukuku üzerine, Malezya'da ise İslami finans üzerine yüksek lisans yaptı. Zaruret, ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldığın an, ölmeyecek derecede X haramı ölmeyecek miktarda işlemek. Doktorasını da yine İslam hukuku üzerine yapan ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde dersler vermeye devam eden Profesör Doktor Servet Bayındır bu gece Yükselen Sözler'de Erdem Uygan'ın konuğu oluyor. Evet, Servet hocamızı tanıdık zaten, tanımıştık ama bir kez daha bilgilerimizi tazelemiş olduk. Bugün talak ve iftida konusuna gireceğiz dedik. Konuyla ilgili günün ayetini de izleyelim. Zaten o ayetlerle konumuzu işlemeye başlayacağız. Bugünün ayeti. Ey Nebi! Kadınları boşadığınızda iddetleri içinde boşayın ve o iddeti sayın. Rabbiniz Allah'tan çekinin. Onları evlerinden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar. Açık bir fuhuş yapmış olurlarsa başka. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa kendine kötülük etmiş olur. Bilemez. Belki Allah bunun ardından yeni bir durum ortaya çıkaracaktır. Kadınlar sürelerinin sonuna geldiklerinde onları ya maruf ile tutun veya maruf ile ayırın. İçinizden güvenilir iki kişiyi şahit tutun. Şahitliği Allah için yerine getirin. İşte bu size, içinizden Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseye verilen öğüttür. Kim Allah'tan çekinirse, o ona bir çıkış yolu açar. Beklemediği yerden ona rızık verir. Kim Allah'a güvenirse, o ona yeter. Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Talak suresi 1. ve 3. ayetler. Talak suresinin ilk 3 ayeti zaten talak, az evvel de söylediğimiz gibi erkeğin kadını boşaması ve bu isimde müstakil bir suremiz var hocam. 12 ayetlik bir sure var. Sanırım buradan başlayacağız, öyle değil mi? Allah her şey için bir ölçü koymuştur dedi 3. ayetin sonunda. Biz o ölçüyü mü öğrenmeye çalışacağız hocam? Buyurun. Bu ölçüyü inşallah tespit etmeye çalışalım bugünkü programımızda. Yalnız ben de programımıza başlarken önce bütün izleyenlere hayırlı geceler diliyorum. Bir de size teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu program, bu Ramazan boyunca takip edilen bu Yükselen Sözler adlı program, bütün kanallarla mukayese ettiğimiz zaman, kanallardaki dini programlarla mukayese ettiğimiz zaman gerçekten Allah'ın kelamını yükseltti. Allah razı olsun. Adeta bir Kur'an üniversitesi gibi. Ben hatta şunu teklif ediyorum size. Bu programları bir CD haline getirin. İnşallah onu dostlarınıza, akrabalarımıza hep birlikte hediye olarak çok verelim. Çok güzel olur hocam. Gerçekten tamam, çok inşallah. Dolu dolu programlar yaptınız. Allah razı olsun. Sağ olun. Konuklarımla alakalı hocam. Ben sadece ulaştırdım izleyicilere. Ama, yani vesile evet. Oldum diyelim. Evet, Allah ama razı işin olsun. Büyük kısmını siz yaptınız. Çok teşekkür ederim. Dolayısıyla işte bugünkü konumuz da gerçekten çok önemli. Son derece bütün aileleri, bütün fertleri, bütün toplumları ilgilendiren ana konulardan birisi.
Hatta bu ayetleri sadece Müslümanların değil, yani gayrimüslimlerin de bugün dünyadaki bütün insanlığın çok iyi anlaması lazım. Çünkü herkesin muzdarip olduğu bir sorun yani bu konu. Şimdi aslında oraya girmek istemiyordum ama isterseniz bir anekdotla gireyim konuya. İki anekdotla girelim. Alalım, buyurun. Birincisi, ben bir ara 1992'lerde Azerbaycan'da bulundum. Şimdi Azerbaycan'da şöyle bir uygulama vardı. Oradan bütün dostlara da selam ediyorum Azerbaycan'daki. Şimdi bir insan vefat ettiği zaman bir adet var orada, bu ağıt adeti. Böyle ağlatıcı bayanlar vardır. O bayanı davet ederler, hani biz de hocayı davet ettikleri gibi. Bayan gelir, ne kadar iyi ağlatabilirse oradaki topluluğu o kadar makbuldür. Parası da ona göre artar. Peki bu bayan nasıl ağlatır? Gelir, der ki ey anası ölenler ağlasın. Mutlaka birisinin anası ölmüştür. Ey babası ölenler ağlasın. Ey evladı ölenler. Ey akrabası, ey dayısı, teyzesi falan derken oradaki mutlaka bulunanların bir tarafına dokunur, kalbine, damarına ve herkes feryat etmeye başlar. Dolayısıyla bu konu da herkesi mutlaka ilgilendiren bir konu. Bir taraftan dokunur ve feryat ettirir diyorsunuz hocam. Hepimizi ilgilendiren, ya anayız, ya babayız, ya evladız, ya dayıyız, ya teyzeyiz, ya halayız. Gerçekten. Dolayısıyla çok önemli, son derece önemli bir konu. İkincisi, sizin az önce hatırlattığınız bir mesele. Bir ara Moskova'ya gitmiştik, Rusya'ya. Orada bir redaktör vardı. Bu kişiye Kur'an-ı Kerim tercümesi yapılmış Rusça. Ona vermişler ki şunu bir redakte et. O da almış, redakte ederken mecburen okumuş tabii. Diyor ki, ben diyor, kendisi Hristiyan yani Rus. Ben diyor, Kur'an'ı diyor orada keşfettim, şunu anladım diyor. Her devlet adamı için, her bir devlet yönetimi için kendisinin arzu ettiği ideal bir vatandaş tipini Kur'an anlatıyor. Dinine, imanına bakmaksızın. Biz diyor Rusya'da, İşte Müslüman var, Hristiyan var, şu var, bu var. Fakat hiçbiri bir devlet adamı gözüyle bakarsan işe yaramaz insan. Ve diyor ben bunu o zaman 2007-2008'lerdeydi. Ben bunu Rusya devlet başkanına bunu tavsiye ettim. Hatta bir kitap yazmış. Şöyle bir yaklaşık 150 sayfalık. Kur'an'ı anlama zamanı gelmedi mi diye. Allah Allah. Ve kitabın başına da yazmış. Bir İngilizce 1,5 sayfalık bir özet yazmış. Diyor ki bu kitap halka, vatandaşa yönelik değildir. Bu kitap Rusya'nın politikalarını belirleyen bürokratlar için yazılmıştır. Ve içinde Ruslar anlattığı şu, geçmeleri normal. Evet, anlattığı şu, ideal bir vatandaş tipini mi yaratmak istiyorsunuz? Kur'an'daki o insan tipini alın, insanları bu şekilde yönelin. Dolayısıyla yani bu konu sadece Müslümanların bir meselesi değil, bütün insanlığın meselesi. Aynen öyle. Konumuza gelirsek. Evet hocam, nasıl başlıyoruz şimdi? Şöyle yapalım, talak dediniz ve tanıtıcı ayet-i kerimelerde de talak konusu anlatıldı. Aslında o ayetlerden sonra hiç konuşmaya gerek yok. Ama olsun hocam, orada yani bazı kelimeler orijinal haliyle, mesela iddet kelimesi var. İddet nedir? Bunu anlatmamız lazım izleyicilerimize. Evet. Dolayısıyla talak meselesini anlayabilmek için önce bir evlendirelim insanları. O zaman nikahla mı başlayalım? Nikahtan bir başlayalım. Önce bir sözleşme yapalım, sonra hangi sözleşmeyi feshedeceğiz ona bakalım. Evet. Buyurun çok hocam. Kısaca bir nikahtan başlayalım. Buyurun. Nikahın önemine ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala nikaha nasıl yer vermiş? Onu çok kısaca bir özetledikten sonra talak konusuna geçelim. Tamam. Ama izleyicilerimize de şunu söyleyelim. Hemen şimdiden Kur'an-ı Kerim'lerini alsınlar ellerine. Hocam söylememize gerek yok. Bugün zaten alışkın ama, bizim izleyicimiz. O yüzden ben artık bıraktım. Ama bir izleyicimiz bana şikayette bulundu. Dedi ki önceden söylemediniz hangi sureleri işleyeceğinizi. Ben yetiştirene kadar siz hızlı geçiyorsunuz dedi. Dolayısıyla şunu diyorum. O zaman tamam, biz buyurun. Ağırlıklı olarak bugün Kur'an-ı Kerim'in 65. suresi olan Talak suresi ve ikinci sure olan Bakara suresi üzerine odaklanacağız. Dolayısıyla şimdiden açsınlar, yerlerini de hazırlasınlar. Evet, hatta o zaman şöyle yapalım hocam. Eğer mümkünse, belki çünkü yazdırma imkanları olabilir, belki iki ayrı ekranda açma imkanı, belki iki ayrı Kur'an-ı Kerim'de açma imkanları olabilir. Talak suresinin yani 65. surenin ilk sayfaları, ilk iki sayfası, ilk ayetleri ve Bakara suresinde 228. ayetinden itibaren aşağıya doğru hazırlasınlar. Sürekli oradan oraya geçişler yapacağız. Evet, inşallah. Buyurun hocam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala insanoğlunu ta ilk kaynağına indiği zaman çift olarak yarattığını bildiriyor.
İsterseniz ayetlerden gidelim tabii, iyi. Ayetlerden tabii. Gidelim sizin adetiniz üzere. Evet. Nisa suresi 4. surenin 1. ayeti kelimesi. Nisa suresinin ilk ayeti. Evet. Buyurun hocam. Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyühen nasu takû rabbekumullezî halakaküm min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ zevcehâ ve bethe minhumâ ricâlen kesîran ve nisâ'a." Ey insanlar, dikkat edin, ey müminler demek. Evet, ey insanlar. İttakû rabbeküm, Rabbinizden çekinin. "Ellezî halakaküm min nefsin vâhidetin." Sizi tek bir özden yaratan Rabbinizden çekinin. "Ve halaka minhâ zevcehâ." O özden de, o bir ana çekirdekten de onun eşini yarattı. "Ve bethe minhuma ricalen kethiran ve nisa'a." Ve bu ikisinden çok sayıda erkekler ve bayanlar olarak insanlığı yaydı. Dolayısıyla Allah Teala bize burada insanı ilk yaratılış itibariyle bir çift olarak yarattığını, erkek ve bayan, dişi diyelim olarak yarattığını bize bildiriyor. Nisa suresi 1. ayeti kerimede. Bu arada tabii, kadının erkeğin ne kemiğiydi kaburga hocam? Kaburga kemiğinden yaratılması hikayesi falan da hurafesi, nedense İslam diye insanlara yutturulmaya çalışıyor. Maalesef. Kur'an-ı Kerim'e son derece aykırı bir uygulamadır. Mümkün değil. Zaten fıtrata aykırı her şeyden önce. Şimdi onun devamında baktığımız zaman Allah Teala Adem ve Havva annemizden bahsediyor. Ve cennete yerleştirmesinden bahsediyor. Dikkat edersek orada Allah Teala buyuruyor ki, tabii çok sayıda ayeti kerime var ama tabii. Bakara suresinin 35. ayeti kerime. Ha, evet, tam o bölüm. Allah Teala buyuruyor ki: "Ve kulna ya Ademu üskün ente ve zevcüke el cennete." Biz Adem'e ve o yukarıdaki meleklerle ilgili kıssayı anlattıktan sonra Adem'e dedik ki: "Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin." Yani. Bu bahçeye yerleşin. Hı-hı. Bakın, aile olarak yerleştirdi Allah Teala. Daha ilk insanlığın ilk nüveleri aile olarak başladı. Evet, aile olarak başladı. Ve çok sayıda ayet-i kerime var. Benzer ayet-i kerimeler. Ama devamında فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي. Burada da yine az önceki konuya bir atıfta bulunalım. Efendim Adem Havva Adem'i kandırdı. Yılan Havva'yı kandırdı. Havva da Adem'i kandırdı. Gibi aynı hurafenin devamı. Bunlar Kur'an'dan asla destek alamayacak şeyler. Asla Kur'an'la alakası olmayan şeyler. Ve dolayısıyla Allah Teala Adem ve Havva'yı da karı koca olarak diyelim, konumuzla irtibatlandıralım, karı koca olarak cennete yerleştirdiğini, cennetten kasıt tabii o bahçeye. Bahçe, yeryüzündeki bahçeye. Evet. Çünkü cennet bahçe manasına geliyor. Evet, tabii cennet bildiğimiz bahçe. Tabii konuyla ilgili mesela isterseniz ilgilenen arkadaşlara, izleyicilerimize ifade edelim. 7. sure, Araf suresi 18-25, Taha suresi 117-123 bu konuları detaylı olarak aynı konuyu detaylandıran detaylı anlatıyor şeyler. Allah Teala. Tabii bu arada yanlış anlaşılmasın. Cennet bahçe manasına geliyor da her cennet bahçe manasına değil. Ayrıca tabii öldükten sonra gideceğimiz yer de cennet. Yani evet. O da başka. Evet. O yeryüzünde bir bahçe değil. Evet. Şimdi Adem Aleyhisselam ve Havva annemizi yerleştirdi Allah Teala ve daha sonra o nimetler içerisindeki bahçeden bugün bildiğimiz dünyaya yerleştirdi. Ve Adem ve Havva'nın çocukları oldu. Yine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 5. sure 27. ayeti kerime. Maide suresinin 27. ayeti. Maide 27. ayeti kerime. "Vetlu aleyhim nebe ebney Adem'e bil hak." Adem'in o iki oğlunun kıssasını insanlara anlat. "İz karraba kurbanen fetukubbile min ahadihime velem yutakabbel minel ahar." Hani Allah Teala'ya bir sunuda bulunmuşlardı da, bir kurban adakta bulunmuşlardı da, birininki kabul edilmişti, diğerini kabul edilmemişti. "Kale," o kabul edilmeyen, "le aktulennek," seni öldüreceğim dedi. "Kale innema yetekabbelullahu minel müttakîn." O da dedi ki, Habil, kıssalarda, dedi ki Allah ancak kendisinden sakınanların adağını, ibadetini, duasını kabul eder. Tabi burada çok önemli yani bir takva de... Takva sahibi olanlardan. Evet, takva sahibi olanın için kabul olur. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz ilk aile ve onlardan çocukları oldu. Tabi Habil-Kabil kıssası uzun uzun anlatılıyor. Şimdi oraya girmiyoruz. Devamında Allah Teala buna işaretle yine 16. surenin 72. ayeti kerimesi. Nahil suresi. Nahil suresi 72. ayeti kerime. "Vallahu ceale lekum min enfusikum ezvace ve ceale lekum min ezvacikum benine ve hafedeten ve razakakum minet tayyibat." Allah sizden, sizin özünüzden eşler yarattı.
ve cealeleküm min ezvaciküm ve eşlerinizden. Burada bayan açısından eş erkek, erkek açısından baktığımız zaman eş bayandır. Yani Türkçe'de de öyle zaten. Tabii. Eş yani bayan ya da erkek, evet. Her ikisi açısından. Dolayısıyla Allah Teala herkese hitap ediyor. Herkese hitap ediyor, evet. Siz eşler yarattım, aynı çekirdekten, aynı özden, insan olarak, aynı değerde, varlık olarak size çiftler halinde yarattım. Ve cealelekum min ezvaciküm, eşlerinizden benine ve hafedeten, evlatlar, torunlar yarattım. Ve razakaküm minet tayyibat, sizi o temiz yiyeceklerle de rızıklandırdım. Efe bil batili yu'minune billah. Yü'minûne ve bi ni'metillâhum yekfurûn. Ya siz batılın peşine mi koşuyorsunuz? Ona mı iman ediyorsunuz? Ve bi ni'metillâhum yekfurûn. Ve o Allah'ın nimetlerini onlar ne çoktan nankörlükle, görmezlikten geliyor, inkar ediyorlar. Yani bakın, kendinize bakın, eşinize bakın, çoluğunuza, çocuğunuza, insanlığa bakın ve Allah'ın sizin için bahşetmiş olduğu bütün bu nimetlere bakın. Ondan sonra batıl peşine koşmayın. Allah'ın bu nimetlerinin karşılığında şükrünü ifa edin. Nankörlük yapmayın diyor Allah Teala. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz tekrar. Adem'in çocukları özel olarak bildirmişti az önceki ayette. Örnek vermişti. Burada ise genelleştirdi. Herkes. Bütün insanlık için eşlerden çocuklar, çocuklardan torunlar yarattım diyor Allah Teala. Ve yine Hucurat suresi, 49. surenin 13. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki, artık şeye geldi, kabileler, soylar, ırklar. Ya yuhennâsum, innâ halaknâkum min zekerim ve ünsâ. Ey insanlar, ben sizi bir erkekten ve bir bayandan yarattım. Ve ceannâkum şu'ûbâ ve kabâile. Sizi boylara, kabilelere ayırdım. Lite'ârafû. Litekatelu yani litebaalu değil. Yani birbirinize katledersiniz, birbirinize düşmanlık edersiniz, evet. Birbirinize kin besleyesiniz, ırkçılık yapasınız diye değil. Sadece ve sadece tanıyasınız. Sen kimin oğlusun? Sen kimin oğlusun? Sen neredensin dendiği zaman aslın, neslin bilinsin diye. Dolayısıyla litearafu, Allah Teala bunun sebebini de burada anlatıyor. Ve sizi bu şekilde yarattım. Ha, zaten devamında inne ekramakum indallahi etkakum. Allah'ın katında sizin en değerliniz soyu, efendim Türk olan, Kürt olan, değil. Arap olan, Laz olan, İngiliz olan değil. Ya etkâküm, Allah'tan en fazla sakınan, korunandır. Evet. Dolayısıyla Allah Teala burada formülü de verdi. Fakat konumuza, innallâhe alîmün habir, Allah her şeyi en iyi şekilde bilen ve haberdar olandır. Buradan da anlıyoruz ki Allah Teala Adem'den başlattı. Adem'in çocukları, bütün insanların çocukları, çocuklar, torunlar ve daha sonra boylar, aileler, kabileler, nesiller, toplumlar yarattığını ve bunun bir insicam, bir sistem içerisinde olduğunu bizlere Allah Teala bildirdi. Peki, bu aileler nasıl kurulacak? Eşler halinde yarattım, çocuklar olsun vesaire. Bu eşlerden çocuk olması için hangi temelle bu iki kişi bir araya gelebilecek? Yani bunun kanunu, hukuku ne? Yani toplum hani tartışılır ya, komün hayatla olabilir mi? Efendim, belgesellerde izlediğimiz vahşi hayvanların yaptığı gibi olabilir mi? Yoksa bunun da belli bir kuralı, sistemi, düzeni var İnsan mı? Olmanın bir farklılığı olmalı. Bir farklılığı var mı? İşte orada Allah Teala buyuruyor ki bu iş nikahla olacak. Bu iş nikah sözleşmesiyle olacaktır. Hani malum çok sayıda sözleşme yapıyoruz biz. Efendim, ben şu bardağı alırken sözleşme yapıyorum bunu satan kişiden. Bir yerde görev üstlendiğim zaman karşılıklı sözleşme yapıyoruz. Bir şirket kurduğumuz zaman bir sözleşme yapıyoruz. Her sözleşmenin kendine özgü bir karakteri vardır, bir fıtratı vardır. Bir de İşte iki eşin bir arada yaşayabilmesini sağlayan sözleşme vardır ki o da nikahtır. Nikah sözleşmesi. Nikah dışında hiçbir sözleşme ile veyahut da hiçbir vesile ile, hiçbir bahane ile iki bay ve bayan bir arada yaşayamaz. Buradan bir arada yaşamanın tek şartı nikah sözleşmesi. Tek şartı nikah sözleşmesidir Kur'an-ı Kerim'e göre. Ve nikah sözleşmesini diğer az önceki bahsetmiş olduğumuz sözleşmelerden ayıran en önemli nokta da şudur.
Diğer hiçbir sözleşmede taraflar, çok özür dileyerek söylüyorum izleyicilerimizden, diğer hiçbir sözleşmede taraflar birbirlerinin cinsel anlamda birbirlerinden faydalanamazlar. Sadece ve sadece nikah bunu müsaade eder. Dolayısıyla nikah zaten kelimenin sözlük anlamında da bu vardır. İşte buradan Allah Teala, tabii çok sayıda ayet-i kerime var. Hatta o sözleşme için galiz kelimesi kullanılıyor değil mi hocam? Misakan galiza. Misakan galiza. Nisa suresinde olması. Evet, Nisa suresi sağlam bir yani sözleşme. Sağlam böyle, evet, kavi bir sözleşme. Kavi sözleşme. Güçlü öyle, bir sözleşme. Öyle şimdi konumuzla ilgili öyle kafasını estiğin zaman çözeceğim, ben tanımıyorum bu sözleşmeyi diyebileceğim bir sözleşme değil. Ve işte Allah Teala Nur suresi 24. sure 32. ayet-i kerimede. 24. nikahla ilgili, evet, kuralı koyuyor. Diyor ki ve enkihul eyama minkum ve salihin min ibadikum ve imaikum. 32 miydi hocam? Ha tamam, buldum. İçinizden bekar olanları evlendiriniz. Ve salihin min ibadikum ve imaikum. Ve kölelerinizden, yani esir erkek ve bayanların da evliliğe uygun olanları, salihine uygun olanları da evlendiriniz. Dolayısıyla hocam bu arada evlenin emri değil de evlendirin emri olunca iki ayrı farz ortaya çıkıyor. Biri evlenmek, diğeri evlendirmek. Yani tek kelimeyle iki fiil ifade edilmiş gibi anlıyorum ben. Burada tabii çok sayıda tabii diğer ayetler var ama burada şu var. Bir, insanlar birlikte yaşayabilmesi için kendileri açısından baktığımızda mutlaka evlilik sözleşmeleri yapmaları lazım. Bir. İki, toplum açısından baktığımızda bu iki bay ve bayan birlikte yaşıyorlar. Toplum diyecek, kardeşim siz evli misiniz, değil misiniz? Evlenmelisiniz. Üç, toplumda evliliği teşvik etmek lazım. Topluma en üstten en alta kadar. Herkes kendi konumunca insanların evliliği kolaylaştırıcı, teşvik edici. Bu anlamda efendim, diyelim ki bir bayan, kimsesi yok, tanımıyor kimse. Belki de gidip onu, ya bak böyle temiz, ahlaklı bir bayan var, buyur evlenmek istiyorsan böyle bir bayan var. Veyahut da bir genç, delikanlı. Biz de yardımcı ol. O zaman hocam bu enkihu fiili herkesin, bütün Müslümanlara tabii, bir Müslümanlara emir olduğuna göre görev, evet, evlenmek o zaman kolay bir şey olması lazım. Yani daha doğrusu birini evlendirmek bile çok büyük bir külfet olmamalı. Olmamalı. Ama yani, şimdi öyle değil maalesef. Burada yani zaten evlendiriniz derken ne gerekiyor evlilik için? Hani aslında biz bu ayet-i kerimeler bizim aslında örfümüze biraz etkilemiş. Yani evlilik olduğu zaman ne olur? Efendim erkek tarafı kendisine göre efendim mutfağı demeyelim de ne bileyim salonu takımını alır, şunu alır, bunu alır. Bayan tarafı mutfağı alır, yatak odasını alır. Dolayısıyla onun akrabaları, halası, dayısı, teyzesi vesaire. Dolayısıyla bir işte yardımlaşma olur. Ya işte evlendirinizin pratik sonucu. Pratiği. Bir yuva kurmak için gerekli olan asgari malzemeleri yardımcı olur. Tabii ya buradan bunu zorlaştırmamanın da şeyi çıkıyor. Yani bunun mümkün olduğu kadar kolay ve basit bir şekilde halledin, yapın. Zaten şurası. Ayetin devamında. Devamını okuyalım, pardon hocam, ben araya girdim. İn yekûnü fukara yugnihimullâhu min fadli. Yani ya bunlar çulsuz. Bunu evlendirirsem ne olur? Ama birinci şart salihine. Onu unutmayacağız. Ha, evet. Bir, yani dürüst, kaliteli, ahlaklı, çalışır, böyle efendim sefih bir hayat yaşamıyor. Adam gibi adam. Adam gibi adam. Ama maddi gücü iyi değil, maddi durumu iyi değil. Evlendirin onu. O insan fakir olsa bile korkmayın. Allah onu ona fazlından onu zengin eder. İkramından zengin eder. Onu, evet, zengin eder. Vallahu vasi'un alim. Allah imkanı geniştir. Ve bilir. Ve bilir. Dolayısıyla buradaki bu ayetlerden ve hadi son zamanlarda şöyle bir şey var. Ya bu Erdem Uygan sadece böyle Kur'an diyenleri çıkarıyor programa. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Sanki bu insanlar Peygamberimizi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ikinci plana itiyorlarmış, gereksiz görüyorlarmış gibi de bir izlenim, böyle bir propaganda da yapıyorlar. Öyle değil. Yazık. Zaten yazık. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki ya maşere şebab men istata'a minkümül ba'ete fel yetezevveç. Yani aslında dikkat edin ayeti kerimeyi. Ayetin bir başka ifadesi. Kendisi adeta
bir hap haline getirip sunuyor. Ey gençler, gücü yetenler evlensin diyor. Niye? Çünkü Allah Teala evlendirin dedi. İşte o evlendirin emrini dedi. Uyguluyor evet. Aslında. Onu uyguluyor. Evet. Emri almış ve evet. Uyguluyor, evlendiriyor evet. Aslında yani. Gerçi kendisi de zaten çok sayıda evlendiği var. Muhteşem. Dolayısıyla yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yine programımızda atıfta bulunalım. Resul sıfatıyla ayetleri insanlara tebliğ etmiştir. Nebi sıfatıyla da bunu tatbik etmiş. Tatbik etmiş, yaşamıştır. Nitekim konumuzla ilgili ayete geldiğimiz zaman ya eyyühen nebiyyü. Evet. İza tallaktumun nisa diye başlayacağım. Ey peygamberdi, ben onu ey nebi yaptım hocam şeyde. Mealde. O fark anlaşılsın bütün diye. Bütün bunlardan hareketle şöyle özetlersek. Bir, Allah Teala insanların bir aile eş karşılıklı eşler halinde yaratmış, bir aile şeklinde yaratmış. Toplumların yapı taşını ailelerden oluşmaktadır. Aile ne kadar sağlıklıysa o toplum o kadar sağlıklı olur. Aile ne kadar problemli olursa toplum o kadar problemli olur. Bu adeta yumurta tavuk hikayesi. Yani toplum mu aileyi bozar, aile mi toplumu? Duruma göre eğer toplum iyi bir toplum değilse kurduğu aile de yanlış zemin üzerine kurar ve dolayısıyla bir çabucak bumerang gibi sürekli aynen. Döner. Dolayısıyla Allah Teala burada bize şunu emrediyor. Tabii çok sayıda ayet-i kerime var. Diğer ayet-i kerimelerde tümünü dikkate aldığımız zaman birlikte yaşamı nikah akdi üzerine aile müessesesi ile gerçekleştirin ve aile müessesesinde salih İnsanlara dikkat edin, salih bay ve bayan, salih insanlardan dürüst, namuslu, tabii çok sayıda ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimelerden anladığımız kadarıyla namuslu, dürüst, kandırmayan, gizli dost edinmeyen vesaire insanlardan oluşan bir aile meydana getirin. Ve bu ailelerden hareketle de sağlıklı, canlı, dinamik bir toplum oluşturun. Evet. Ki onurlu, haysiyetli bir yaşam süresi. Zaten salihlerden yani kaliteli insanlardan oluşan aileler kaliteli toplumları oluşturacaktır yani mutlaka. Öyle tabii. O zaman evet. Hocam şimdi nikah sözleşmesini kısaca üstüne geçtik. Yani çok evet. Ayet var evet. Nikahla ilgili. Çok da detay var. İnşallah o bir başka programın konusu olsun. Evet. Biz bugün maalesef tarihte çok istismar edilmiş özellikle fıkhımızda yani İslam fıkhı denilen bence çok acayip şeyin içerisinde. Bir garip şey hale gelmiş ama Allah'ın ayetlerinde bir bambaşka bir insicamı olan talak konusuna evet. Girelim. Sonra da iftidaya girelim inşallah. Şimdi talak konusuna isterseniz şöyle girelim. Şimdi evlendirdik iki tamam. Kişiyi evlendirdik. Peki biz evlendirirken gerek o taraflar gerekse üçüncü taraflar evlendirirken Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımızda ve bizim örfümüze, gelene, bütün yani insanlık tarihine baktığımız zaman bu evlenen kişiler yani bir ay sonra boşanırım, bir yıl sonra boşanırım, 10 yıl sonra boşanırım düşüncesiyle mi nikah akdi kıyılır? Yoksa normal şartlarda bir yastıkta kocamak üzere mi nikah akdi normal kıyılır? Şartlarda öyledir. Normal yani. Şartlarda bir yastıkta kocamak üzere kıyılır. Peki ama bu insanlar Katolik nikahı gibi Allah efendim birleştirdi. Asla ayrılma yoktur. Birbirlerini boğazlasalar dahi asla ayrılamazsınız mı diyeceğiz? O da fıtrata uygun değil. O da fıtrata uygun değil. Peki kurulan bir aile hangi tür yollarla dağılabilir? Pratikte bakalım. Bir, eşlerden birisi ölür. Aile biter. Aile bitmiş olur, dağılır. İki, koca, erkek... Yani karşı tarafın hiçbir suçu olmaksızın diyelim. Suçu olabilir o ayrı. Bir bahane bulabilir o ayrı. Ama hiçbir karşı tarafın, bayanın, eşinin bir suçu olmaksızın gönlünü Ayşe'ye kaptırabilir. Der ki veya bundan gönlü soğuyabilir. Der ki kusura bakma yani seni çok seviyorum. Hoşsun, güzelsin, ahlaklısın, temizsin, dürüstsün. Sana hiçbir sözüm yok. Ama ne yapayım şu kalbim senden soğudu. Onun için ben... İşte filanla evlenmek istiyorum ve seninden ayrılmak istiyorum. Diyebilir mi? Diyebilir. Evet. Peki gönülden kopmuş olan bu ilişkiyi, hayır efendim ayrılamazsınız demek doğru bir şey mi? Hayır. Mümkün değil. Mümkün zaten değil. Ona aile denmez artık o dakika. Aile denmez. Evet.
Fiziki birlikteliktir. Bu gönül birlikteliği değildir. Tabii. Halbuki Allah Teala nikahla ilgili ayeti kerimelerde meveddeten ve rahme hünne libasun lekum ve entum libasun lehun. Siz ona elbisesiniz. O sizin evet, bayan erkeğin elbisesi, erkek de bayanın elbisesi. Birbirlerine karşı sevgiyle, muhabbetle birbirlerine bağlanmış olmaları gerekir. Dolayısıyla bir şirketteki iki kişi gibi, bir otelde yabancı iki kişi gibi değil, öyle aile olmaz. Dolayısıyla bir soru şu. Erkek, yani karşı tarafa hiçbir mazereti olma, hiçbir suçu, günahı olmaksızın karşı tarafın ayrılabilir mi? Bir bu. İki, tersini düşünelim. Bayan, o da gönlünü kaptırdı başka birine. Çok iyi, tertemiz, ahlaklı, kocası var, evine bakıyor, çoluğuna çocuğuna bakıyor. Hiçbir problem yok ama diyor ya kusura bakma, yani gönlüm soğudu senden. Ben başkasıyla evlenmek istiyorum diyebilir mi? Allah Allah, peki derse ne olacak? Bizim fıkıhta evet. Diyemez. Şimdi bir de bu, ikincisi de bu. Üçüncüsü, ayrılmak istemiyorlar ama sürekli kavga ediyorlar. O diyor ki ben ayrılmam, diğer diyor ayrılmam ama sürekli kavga didişme ediyorlar. Var. Didişme var. Peki böyle bir durumda ne yapacağız? Bir diğer nokta, efendim, erkek bayanı cezalandırmak için hem boşamıyor hem de kocalık vazifesini yapmıyor. Peki böyle bir durumda ne olacak? Bir diğer nokta, mesela süt kardeşleri evlenmiş veya Allah etmesin iki, yani birbirine haram olan kişi evlenmiş. Bir toplum olarak biz ne diyeceğiz? O toplumdaki kamu otoritesi ya boş ver istediği gibi yaşasınlar mı diyeceğiz? Dolayısıyla evlilikten sonra ayrılmanın çok çeşitli aşamaları var. Evet. Çok çeşitli yöntemleri var. Sebepleri var. Sebepleri var. Evet, sebepleri var. Biz şimdi buradan sadece erkeğin bir karşı tarafta bir mazeret aramaksızın, bir suç karşı tarafın bir suçu olmaksızın, atfetmeksizin, evet, kendi gönlüyle ondan ayrılıp boşanıp başka biriyle evlenmek istiyor veya evlenmemek veya istemiyor yani, veya bekar kalmak artık istiyor. O evliliği bitirmek evet, istiyor. Evliliği yani. Bitirmek istiyor. Bir bu. Buna sizin başlangıçta ifade ettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim talak diye adlandırıyor. Yani talak, ayrılmak, boşamak, yola koyulup gitmek anlamına geliyor. Bir bağı çözmek anlamına geliyor. Nikahta bir akit, sözleşme olduğu için o sözleşmeyi, o düğümü çözmeye talak deniyor. Peki burada ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman talakın faili, yani bu talakı gerçekleştiren kişi. Kur'an-ı Kerim'e göre hep erkek tarafıdır. Fail hep erkektir. Dolayısıyla erkeğin kadını, o yüzden erkeğin buradan kadını. Buradan anlıyoruz ki burada talak meselesi geçiyorsa erkeğin kadını boşama hakkı diyelim. Hakkı, evet. Bundan bahsediliyor. Bir, bu ayetlerden başlayalım. Ondan sonra da şimdi bayan izleyicilerimiz biraz sabretsinler. İftidaya da ondan sonra gireceğiz. Evet, bakalım zaten ki Allah Teala geçecek, evet. Evet, Allah Teala onlarla ilgili hangi düzenlemeyi bizlere bildirmiş bakalım. Dolayısıyla ilk başlangıçta Talak suresinden bir başlayalım. Neydi? Kaçıncı sureydi? 65. sure. Hemen Kur'an-ı Kerim'i açalım, 65. sureyi. İlk 7 ayeti bu konuyla ilgili değil mi hocam? Bu surenin 12 ayetlik. Aslında 12 ayet. Bir sure. Evet. İlk 7 ayet. Doğru. İlk 7 ayet. İlk 7 ayeti, evet, bu konuyla doğru. Alakalı. Buyurun. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki, açtık Kur'an-ı Kerim'imizi. Estağfurullah billah. Ya eyyühen nebiyyü. İzâ tallaktumun nisâ fatallikuhunne li'iddetihinne ve ahsul iddeh. Önce bir genel bir mana verelim. Buyurun. Ey nebi, peygamber. İzâ tallaktum. Dolayısıyla çoğula geçti. Yani sen ve sana tabi olan müminler. En nisa'e, eşlerinizi boşadığınız zaman. Ey nebi diye tekile hitap etti, eşlerinizi diye herkese tüm hitap etti. Tüm demek suretiyle, siz, evet, demek suretiyle çoğula geçti. Boşadığınız zaman, fetallikuhunne li'iddetihinne. Onları temiz hallerinde iken boşayın. Ne demek hocam temiz hallerinde iken? Evet, malum. Bayanların Allah Teala fıtraten bir özellikleri vardır. İşte belli surelerde adet görürler, belli surede de adet görmezler. Hı hı. Bu adet gördükleri süreye adet dönemi veya
Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle hayız dönemi adı verilir. Bu temizlik adet görmediği döneme de işte temizlik dönemi, burada da bu ayet-i kerimede anladığımıza göre iddet dönemi. O yani, dönem. Ya temizlik evet. dönemine iddet deniyor. Mu? Öyle demeyelim. Temizlik dönemi. Temizlik dönemi. Fakat buradaki iddetten kasıt bu temizlik dönemini öncelikli olarak temizlik dönemini kastediyor. Tamam. Çok neden uzun, öyle de, şimdi hatırladım çok uzun neden bir öyle tartışma. Demediniz? Onun için tamam. ona girmiyorum. Tamam doğru. Li iddetinne bir iddetler içerisinde yani temiz iken boşayın. Tamam. Bir. Ve ahsu el idde. Ve bu iddeti de sayıyı da sayın. Kim sayacak? Ahsu burada erkeğe gidiyor. Erkek sayacak. Evet, sayın. Ve ahsu el idde. Vettekullaha rabbekum. Bu konuda Allah'tan sakının. Yok, kafanıza göre takılmayın. Yani saymam. Veya temiz döneminde savsaklamayın yani demektir. Burada bir şey daha var. Temiz dönemindeyken cinsel birleşme olmaksızın boşayın. O kayıt da var. Dolayısıyla ben istediğim gibi boşarım. Hayır, onu diyemezsiniz. Devamı, boşadık. Tamam hanımı, dedik ki boşsun. La tuhricuhunne min buyutihinne. Onları evlerinden, bayanın diyor, evlerinden çıkarmayın. Bayanları ne? Kendi evlerinde. Yani kendi eviniz ama. Kendi eviniz normalde fakat ona bayana atfederek o bayanın da evidir diyor. Onun için bu evden çıkarmayın. Şimdi biz boş tamam boşsun seni boşuyorum dedik ama kadını yine de evden kadın çıkarmayın evde. Diyor. Evet evde duruyor. Hem vela, de kendi evi orası. Siz evet. çıkarmayın. Vela yahrucne. Onlar da çıkmasın. Kadına da emrediyor çıkma çıkamazsın. Eğer müminsen. Yani çıkamazsın derken edeceğim. Ben babama gidiyorum. Ben. Yok o anlamda değil. Evi terk etmeyeceğim. Evi terk etmeyeceğim. Tabii ki babasına gider, markete gider. Demiyorum yani. Zaten evet. bavulları alıp ben evi terk ediyorum. Babama gidiyorum, annemin evine gidiyorum. Meselesi vardır ya yani ona değil. Bavulu alıp gitmeyin. evet. tamam. İlla en ye'tine bi fahişeti mübeyyine. Ama eğer çok açık büyük bir fuhuş vesaireyle uğraşıyorsa o zaman gönderebilirsiniz. Evde o zaman artık evde kalmasın. O zaman evde kalmasına gerek yok. Tutmayabilirsiniz evde. Ve tilke hududullah. Bunlar Allah'ın hadleridir. Bunlar bu bahsedilenler Allah'ın sınırlarıdır. Ve men yetaadde hududallahi fekad zaleme nefse. Her kim ki Allah'ın bu sınırlarına tecavüz eder, aşarsa fekad zaleme nefse kendine zulmetmiş olur, kendine yanlışlık yapmış olur. Şimdi biraz sonra eğer fırsat olursa bir takım örnekler vereceğiz. Bakın bu hadler, bu sınırlar nasıl aşılmış evet. ve insanlar nasıl kendi kendine zulmetmişler. Yani izleyicilerimize söyleyelim evet. zaten bu bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bu sınırları aşmayın kalıbını zihninizde tutun. Bakın kaç defa evet. geçecek bu konuda. Evet. Bu konuda yani hem de. Bu sadece bu konuda. Evet. Buyurun hocam. La tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Bu bahsetmiş olduğumuz kriterlere uyun, dikkat edin. Çünkü nereden bileceksin? Bilmezsin. Allah Teala belki farklı ortamı, farklı imkanlar yaratır da bu çatırdağın aile düzelebilir. Yani o problemli şey ortadan kalkabilir ve düzelebilir. Yani kadının evden çıkmamasının sebebinin de bu olduğunu söyleyebilir evet, miyiz tabii. hocam? Tabii. Şimdi döneceğiz. Tamam. Döneceğiz. Tamam, oraya tamam. döneceğiz. Devamı feyda belagne ecelehunne. Belli bir süre, iddet süresi içerisinde boşayın ve bunlar iddetlerini beklesinler diyecek. Bakara suresi 228. ayet-i kerime. Biraz sonra ona döneriz. Tamam. فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ İddet süresini bekledi. Ortalama 3 ay. Ortalama 3 ay. Nerede bekliyor? Evde. Kendi evinde bekliyor. فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ Süre dolunca فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Süre doldu. Halen kararınızda ısrarlı mısınız beyefendi? Evet ısrarlıyım. Yok. Ha vazgeçtin. O zaman fe emsikuhunne bi ma'ruf. Tut. O zaman eşine dön ama bi ma'ruf. Allah'ın istediği, insanlığın istediği, yani örf dediği bu dinin ve aklın meşru gördüğü şartlar çerçevesinde eşini tut. Yani eşine zulmetme. Vazgeçtin boşamadan tamam devam et. De, evlilik ama devam adam et. Gibi de yaşa. Evet. Daha önce bir takım hatalar yapıyor idiyse onlardan vazgeç. O ma'ruf o anlamına tabii, geliyor. Tabii ma'ruf. Yani. Yoksa Arapların örfü değil bu. Hocam hiç girmeyelim oraya. Evet. Orada çok şey çıkar. Buyurun. Bir marufin ev farikuhunne bima. Dikkat edin. Ev farikuhunne. Ya tutun ya da ayırın. İnsan gibi ayrılın. Dikkat edin. Farikuhunne şey burada mufarakat fiili, müşareket Arapçada. Yani karşılıklı ayrılın. Evet. Yani
İnsan gibi ayrılın. Sen de kovdum, yürü babanın evine değil. Hadi gel ayrılalım. Bu iş yürümüyor. İnsan gibi ayrılın. وَاَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ Bütün bu işlemleri yaparken de iki tane adil şahit tutun. Adil şahit tutun. وَاَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ Ey şahit pozisyonda olacak olan insanlar, siz de Allah için bu şahitliği ifa edin, yerine getirin. ذَٰلِكُمْ يُعَذُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Bütün yukarıdan aşağıya anlatılanlar sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için Allah'ın bir nasihatıdır, bir öğütüdür. Dikkat edin. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Tabi Allah etmesin. Yani bir aile ihtilafı çok büyük bir krizdir. Evet. Çok büyük bir bunalımdır. Ya Rabbi bana bir çıkış yolu göster der insan her zaman der. İşte ayet ona çok güzel bir bitiş bu yani. Allah Teala buyuruyor ki benim bu bahsetmiş olduğum, bu size bildirmiş olduğum kurallara uygun olarak bu problemi çözmeye çalışırsanız Allah size ister bayan olsun ister bayan erkek tarafı olsun size çıkış yolları gösterir. Size çıkış yolu bulur, verir. وَيَرْزُكُوا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Allah o kişiyi ummadığı yerden rızıklandırır. Hiç hesap etmediği yerden. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ Kim Allah'a ki Allah'a güvenir, Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Yani ya bittim, ben aile dağıldı, bittim, gittim, perişan öyle oldum. Şey ister kadın açısından ister erkek açısından. Ben ne olur, öyle düşünme. Allah'a güven, Allah'a tevekkül et. Allah sana yeter. Allah'ın istediği şekilde yaşa. Bu problemi de, bu meseleyi de Allah'ın istediği şekilde çöz. Allah sana çıkış yolları gösterir. Hem de hiç ummadığın yerden evet, neler gelir. Hiç ummadığın yerden seni Allah sana rızıklandırır. İnna Allaha baligu emri. Çünkü Allah emrini son noktasına kadar icra edendir, ifa edendir, yapandır, yerine getirendir. Kad ca'alallahu li kulli şeyin kadira. Allah her şey için olduğu gibi bu talak içinde bir ölçü koymuştur. Kriterler koymuştur. Ölçü koymuştur. Bu ölçüye dikkat edin. Allah koymuş bir ölçüyü. Bu ölçüye dikkat edin. Şimdi tekrar çok kısa, hızlı bir şekilde tekrar bir başa dönelim. Ne buyurdu Allah Teala? Ne oldu hocam şimdi? Nasıl özetle, boşandık? Özetle Allah Teala bu üç ayet mi okuduk? Üç ayet-i kerimede dedi ki bir, ey erkek, ey beyefendi, eşini boşayacağın zaman. Bir, boşayabilirsin. Değil mi? Boşayabilirsin. Bir defa bunu anlıyoruz. Peki ama şu kurallara dikkat ederek boşamalısın. Eşini temiz iken onunla cinsel birleşmede bulunmaksızın temiz dersin, ikenden kasıt yani hayır adet, döneminde değilken. Doğru. Belki başka şey anlaşılabilir. Evet. Adetli döneminde değilken temiz iken onunla cinsel birleşmede bulunmadan bir boşarsan ancak bu şartla boşarsın. Bir bu dönemindeyken boşarsın. Çünkü bunun altında çok hikmetler var. Yani malum Allah Teala Nisa suresi 222 mi olacaktı? Yes'elûneke anil mahîd. Bakara suresi. Evet, Bakara suresi. Evet, 222. 222. Allah Teala sizden hayız halini soruyorlar diyor Allah Teala. Kul huve eden fa'tezilun nisa. O bir eziyettir, bir ezadır, bir yani kadını rahatsız eden sıkıntı bir durumdur. Yani. Bir sıkıntıdır. Fa'tezilun nisa bu durumdayken bayandan uzak durun diyor Allah Teala. Dolayısıyla bayan sıkıntı içerisinde. Malum zaten bugünkü tıpta, psikolojide diyor ki bayan bu dönemdeyken stresli olur, sıkıntılı olur. Bazen ölçüyü kaçırabilir karşı tarafa karşı. Bir şey söyler sizi kırıcı olabilir. Dolayısıyla bu dönemde dikkatli olun. Onun için Allah Teala diyor ki bu dönemde boşanmayacaksın. Çünkü bu dönemde sabretmen gerekir. Zaten o dönemde cinsel ilişkide olamayacaksın. Cinsel ilişkide olamıyorsun. Dolayısıyla yani hırçınlık yapıp başka şeyleri bahane edip eşinden ayrılma. Bu dönemde değil. Ya eğer boşamak istiyorsan gerçekten ciddiysen adetten kesildikten sonra bayan temiz haldeyken yani o psikolojik olarak normal durumuna geldiğinde sen de cinsel anlamda ondan efendim faydalanma imkanın doğduğu halde halen daha diyorsan ki yok kardeşim bu bitti diyorsan o zaman boşarsın. Ama cinsel ilişki yok. Tabii evet. Hiç birinci şart. Cinsel ilişkide bulunmaksızın
bayan temiz iken boşayacaksın. Ne oldu yani, bu, ben seni boşadım dedik değil mi hocam? Evet, öyle ben diyorum. Seni işte boşadım dedin, buyur ayrılalım dedik. Yani her biri geçerli olur. Hangi ifadeyle? O öfke tamam, ifade ediyoruz. O andan itibaren bir süreç başlıyor. Evet, o andan itibaren bir süreç başlıyor. Boşadık, boşadı bayan, şey erkek. Diyor ki Allah Teala, li iddetihin ve ahsu el idde. O iddeti sayın ya Rabbi, ne demek istiyorsun? İddeti sayın. Erkek fiili tabii, erkeğe evet. Hitap eden. Demek ki bayan belli bir süre bekleyecekmiş. Hele ki devamındaki ayette evden çıkarmayın vesaire derken belli bir süre bekleyecek bayan. E ne kadar bekleyecek? Hemen Bakara suresi 223. ayeti kerime. Vel mutallakatı yeterabbasne bi enfusihinne thalathete kuru. 3 kur. Bayanlar, boşanmış bayan 3 kur beklemelidir. 3 kurdan kasıt Kur'an-ı Kerim'de kara'e toplamak demektir. Hızlı bir şekilde söyleyelim. Bayan adetli dönemindeyken, adet görürken boşaltır. Ama temizlik dönemindeyken, o adet döneminde boşananlar temizlik dönemindeyken rahimde toplanır. Toplanma sürecidir. Toplanır. Eğer döllenme olmazsa ondan sonra onlar boşalır. Dolayısıyla kur toplanma sürecidir. Yani bayanın bu anlamda temiz olduğu dönem. Süreç, evet. O halde Allah Teala buyuruyor ki 3 temizlik dönemi beklemelidir bir bayan. Bir talak. İddeti sayın dediği. Evet. 3 temizlik dönemi geçinceye kadar sayın, dikkat edin. Yani demek ki bayanı boşadınız, bir temizlik dönemi geçti, adet gördü. İkinci temizlik dönemi geçti, adet gördü. Üçüncü temizlik dönemi de geçti. Bunu dikkat edin, siz sayın bir. Bayan da, o başka ayet-i kerimede var, bayan da bunu söylesin. O da saklamasın. Müminse eğer, desin ki bak, adet gördüm, adetim efendim bitti, temizlik dönemindeyim vesaire. Bunu söylesin ve böylece ortalama 3 ay. Nereden 3 ay diye anlıyoruz? Çünkü devamındaki ayet-i kerimelerde adet görmeyen bayanlar da 3 ay beklesin diyor. Evet. Şimdi talak suresi evet, de gelecek. Sonraki ayet-i kerimede. Adet görmeyenden kasıt nedir hocam orada? Yani diyelim ki bir bayan rahatsızdır. Yani buna rahatsız kabul edilir. Fıkıhta buna mümteddü tuhur denir. Temizliği uzun süren bayan. 6 ay sürer, 1 yıl sürer, belki birkaç yıl sürer. Yani fiziki bayan, bir rahatsızlıktan dolayı. Fiziki anlamda bir takım sebeplerle adet görmeyen bir bayandır. O zaman böyle bir ay. Bayan 3 ay bekleyecek. Dolayısıyla ama orada başka bir şeyler var. Oraya gelince onu anlatalım. Yer zamanı gelirse orada tabii bu adet görmeyenin altına maalesef efendim küçük çocukları da dahil ederler. Adet görmeyen diye onu da oraya dahil ediyorlar ki bu Nisa suresine aykırı, Nisa suresindeki ayetlere derece, aykırı. Son derece kabul edilemez. Rahatsız edici bir yaklaşımdır. Dolayısıyla bir tekrar dönelim. Bir bayanı erkek boşadığı zaman bir iddet süresi, yani temizlik süresi dönemi içerisinde cinsel birleşmede bulunmadan boşamalı. Bu bayan 3 kur dediği, 3 adet, 3 temizlik süresince ortalama 3 ay diyelim. Bundan sonra 3 ay diyelim. Tamam, bekleyecek. 3 ay beklesin. Bunu da erkek sayacak. Erkek sayacak, bayan da bunu söyleyecek. Tamam. Devamında ve bu süre içerisinde bayan evden çıkmayacak. Erkek de erkek bayanı evinden çıkarmayacak, bayan da çıkmayacak. Ancak çok çirkin bir takım fuhşiyat yaparsa o zaman o çıkarabilir. Ve devamında bir diğer şart, bu işi yapan erkek ben eşimi boşadım diyorsa ikisine en azından iki şahit bulacak. Diyecek İlk ki, andan itibaren tabii, mi şahit olur? Tabii. O şahitlikle ilgili ifade tüm yukarıdaki tümüne dahil. Dolayısıyla şahit tutacak. Diyecek ki bak ben böyle bir şey yapıyorum. Haberiniz olsun. Neden? Çünkü Nisa suresindeki 28 mi olacak? Ve in hıftum şikaka beynihime feb'atü. Siz hocam devam edin. 34-35. Ha 34. Tamam. Hani ailenin çatırdadığını gördüğünüz zaman bunlar ayrılacak diye bir korku, endişe içerisine düşerseniz 35. Hemen müdahale edin. Kadının tarafından ve erkeğin tarafından birer hakem gönderin. Evet. Bu çatırdayan aileyi tam dağılma gerçekleşmeden birleştirsin. Şimdi bunu nasıl, eğer kimseye söylemezsen nereden kim bilecek?
Dolayısıyla şahit tutacaksın kendi ki. Kendi kendinize bir iş yapmış olursunuz. Aha, hiç şahit tutacaksın ki o şahit gitsin desin ki ya biliyor musunuz bak böyle böyle. Sizin kızla sizin delikanlı ayrılıyor. Haberiniz var mı? Gelin olaya müdahale edin. Bir yani yandan bir, öyle bir süreç de var tabii, yani. Dolayısıyla bir akil kişi bulun. Bu akil kişiler gitsinler bu sözü geçen insanlar bu çocukları bir barıştırsınlar. O zaman hocam bu evet. Bu süreç de işlediği için o yüzden yani ben seni boşadım hadi çık git evinden falan böyle bir şey o yüzden yok. Yani bir evet. Aile kurumu boşanmış yani tam bir aileden bahsedilemez ama dağılmış değil. Dağılmış değil artı halen daha bunlar karı koca. Hala karı koca. Evet yani halen karı koca. Mesela bu 3 ay içerisinde. Bu süre içerisinde erkek ölse bayan erkeğe mirasçı olur. Ha, o hukuk geçerli. Tabii, nikah sözleşmesi tabii. Geçerli. Bayanın bu süre içerisindeki bütün nafakası, bakımı, her şeyi erkeğe, ait. Yani normalde bir erkeğin eşine yapması gereken vazifeleri, yükümlülükleri, sorumlulukları neyse bu 3 ay içerisinde de aynıdır. Bu arada artı, o 3 ay içerisinde kadının böyle bir kaç göç yaşaması falan gibi bir durum var. Hayır o da yok. Çünkü da aynı yok. Evde kalacaksınız aynı diyor. Aynı evde. Sadece cinsel birleşme olmayacak. Ha. Olursa? Olursa demek ki vazgeçtik. Süreç baştan vazgeçtik. Vazgeçtik yani demek. Yani boşanma geçersiz. Demek ki eğer sen cinsel birleşmede bulundun bu işten vazgeçtin. Ama bu 3 aylık süre içerisinde bu olabilir. 3 ay doldu. Varsayalım ki şöyle düşünelim. Bayan zaten istiyor ki bu beni bir boşasa da kurtulsam. Ama işte de çaktırmıyor. Diyor ki sabret şu 3 ay bir dolsun. 3 ay geldi tam doldu. Dedi ki kurtuldum senden. Öyle değil. Kurtuldum diyebilir. Diyebilir mi? Der. Ve o süreye kadar adam dönmemişti. Yani vazgeçtiğini, boşamadan tamam. Vazgeçtiğini sözlü, fiili vesaire bir şekilde herhangi bir işarette bulunmamışsa bayan da sabretti. 3 ay doldu. Ondan sonra der ki tamam. Bitti. Ben artık özgürlüğümü kavuştum. Kusura bakma. Abi, bir daha mı evlenmek istiyoruz? Gel otur bakayım masaya. Seninle bir pazarlık yapalım. Yeniden nikah kıyarak evlenebilir. Ama bu 3 aylık süre içerisinde yeniden nikah akdine, yeniden mehir belirlemeye vesaire gerek olmaksızın eğer dönerse İptal olursa. O zaman ne yapabilir? Nikah sözleşmesi devam eder. Evet, nikah sözleşmesi devam eder. Dolayısıyla çıkarmayın, Allah Teala buyuruyor, şahit tutun ve şahitler de şahitliğin gereğini yerine getirsinler. Dolayısıyla bütün bunları ve bu süre içerisinde dikkat ederseniz, sonuçta ikinci ayeti kerime, süre doldu. Süren doluncaya kadar beklediniz, süre doldu. Diyor ki, eğer ailenin dağılmasını istemiyorsan, فَاَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوا Eşini tut ama dinin, emrin, aklın kurallarına göre yaşamak üzere tut. Zulmetmek ya için da, tutma yani. Evet, zulmetmek için tutma. Ya da فَارِقُهُنَّ Ya da insan gibi ayrılın. Dolayısıyla bir talak budur. Bir talak budur. Tamam. Yani artık eğer bu 3 ay süre içerisinde her şey kuralına göre ise bu insanlar artık herhangi bir kurumun, kişinin onayına ihtiyaç kalmaksızın boşanmış demek. Boşanmış saydım. Yani ben boşanacağım için gidip bir merciden ya beni boşa falan diye yalvarmama, yakarmama gerek kalmıyor. Böyle bir durumda sadece şahitler olması gerekiyor. Şahitler önemli. Aslında bu şöyle düşünülebilir. Peki varsayalım ki bugün için düşünelim. Ya bu bir tescil olmasın. Olsun. Tescil olabilir. Tescil başka bir şey. Tescil, ama kararı başkasının eline vermek başka. Ben giderim derim ki ben şöyle şöyle bir tasarrufta bulundum notere gitmek gibi. Bunu kaydet. Ki ileride insanlar bilsin. Ama ya ben boşanmak istiyorum. Lütfen beni hakim bey beni boşar mısın? Kusura bakma. Böyle, Allah Teala yetkiyi hakime vermemiş. Bugün maalesef biz kendi Allah Teala'nın bize insanlığa sunmuş olduğu bu imkanı biraz sonra bayanlar için de gelecek. Bu imkanı efendim bilmediğimiz için, hayatımıza tatbik etmediğimiz için yetkileri efendim bir takım insanların, kişilerin ellerine verdiğimiz için bakıyorsunuz bir ayrılık meselesi. Rezalet bir şey hocam. Rezalet. Senelerce sürüyor. Tabii. Burada yani hakim ben hayır boşamıyorum dedi. İçiniz bitti yani. Evet. Yandınız. Burada bakın diyor ki şahit tutun, iki tane şahit tutun, işte aile çevresi gelsin. Ama böyle bir mahkeme olayında bütün efendim problemler bütün mahkemede. Bütün pislikler herkesin önünde konuşulmaya başlıyor. İğrenç halbuki şey. O bayan herkes belki de. Belki de iftira ediyorlar birbirine. Mecburen hakim boşasın diye. Bir sürü iftira. Habbeyi kubbe yapıyor. Aynen. Mecburen yapıyor.
Hocam, şimdi böyle bir durum var. İsterseniz burada kısa bir soluklanalım, çaylarımızı tazeleyelim falan. O arada o araya gitmeden önce de böyle bir çerçeve çizelim. Yani bir talakın gerçekleşmesi için adam öyle belki de bunun hikmeti şu, adam kafasına göre tamam boşadım seni hadi git ne yapıyorsan yap. Kafası kızıp boşamasın diye böyle uzun bir sürece yayılmış bu olay. Erkek kadını boşayacağı zaman diyor ki tamam ben seni boşadım o zaman iddetini ben sayacağım sen de benden gizleme evinde otur bir yere gitme. Ben de seni çıkarmıyorum bir yere. Birlikte yaşayalım. Birlikte yaşayalım. Bir ama... ay yaşadı, iki ay yaşadı. Cinsel evet. arzuları bu arada, var vesaire vesaire. Bu arada evet. iddeti erkeğe saydırması da onun cinsel, kadının cinselliğiyle erkeği sürekli bir evet, şey yapıyor. Çünkü eğer içinde bir sevgi, bir ilgi, alaka varsa cinsel birleşme gerçekleşsin evet. ve bu iş evet. iptal olsun. Yani iptal olsun. Yani öyle langırt diye camdan baktın boşsun evet. meselesi evet. ortadan böyle bir şeye asla izin vermiyor. Ve büyük bir sürece yani erkeğin kadını boşaması bu durumda çok zor bir şey yani böyle bir olay. Bir şöyle süremiz var mı? Var. Süremiz önemli değil. Tamam. Ben sadece soluklanalım diye bir ara vereceğim. Şunu da ilave edelim bu sizin söylediklerinize. Söylemedik şimdiye kadar. Bir de erkek bayanı işte bu bahsettiğimiz şekilde boşarken şunu da dikkate alıyor. Şunu da göze alıyor. Bayana vermiş olduğu mehir gidiyor burada. Evet. Yani onun nikahta söylemedik tabii. Nikahın şartlarından evet, bir tanesi de. Evet, nikahın şartlarından biri mehirdir. Mehir. Yani bayan, varsayalım ki bugün, bayan diyor ki, ben diyor seninle evlenirim ama bir daire isterim. Ve bir daire aldı. Bu arada mehir o mehre hiçbir şekilde erkek bir daha dokunamaz. Asla dokunamaz. Üstelik kadının ailesiyle de alakası yoktur. Kadının kendisine verilir. Kadının kendi özel mülküdür, evet. malıdır. Aldı. Erkek bir sene sonra, iki sene sonra, on sene sonra boşamak istiyor. Ben bunu boşadığım zaman bu dairede gitti diyebilecek. Ha, biraz da oradan da düşünsün yani diyorsunuz. Bir yine bir anekdot anlatayım. Bir toplantıdayız. Türkiye'de meşhur şu anda bildiğimiz değerli hocalarımızdan birisiyle aynı yemek yiyoruz. Hocayı bir türlü bırakmıyorlar. Sürekli bir telefon. Telefon. Hoca çıkıyor. Biraz gürültülü konuşamıyor. Geçiyor. Geliyor. Bir daha. Neyse. Hocam nedir bu mesele dedik. Ya dedi Bursa'da zengin bir varlıklı birisi bir işte efendim başka bir bayanla evlilik teklifinde bulunmuş. Bu bayan da demek ki artık bayan da zengin mi veya çok mu güzel, çok mu nasılsa çok fazla mehir istemiş. 500 gram altın mehir belirlemişler. İyi ve imam nikahı da kıymışlar. Hani olur mu olmaz mı öyle bir konu. Dini nikahı kıymışlar. Aradan bir ay geçmiş. Bu erkek diyor ki ben bu kızı almıyorum. Ben nişanı attım, nikahı attım diyor. Kız tarafı da diyor ki o zaman mehrimizi isteriz biz. 500 gram altın isteriz. Allah Allah. Hocaya soruyorlar şimdi. Bu erkek tarafı soruyor. Hocam böyle böyle bir şey var. Bizim delikanlı kafası esti, attı şeyi, yüzüğü. Biz 500 gram altın mı vermeliyiz? Hoca gidiyor. Tabi burada belki gelir. Burada yarısı verilmelidir. Eğer nikahı nikah sayarsan. Mehrin yarısı verilmelidir. Dolayısıyla 250 gram altın verecek. Şimdi adamı iki saat uğraştırdılar hocayı bu mehri düşürmek için. Hiçbir şey vermeyelim ya da düşürelim diye uğraştırıyor. Ha ben niye canı gidiyor? Evet. Yani etkili bir gidiyor. Şey. Etkili bir müvekkide. Evet. Tamam. Evet. Yani buraya kadar inşallah anlaşılmıştır izleyicilerimize. Şimdi bundan sonra daha bir detaylar var. Evet, daha detaylar sonra var. Bu bir boşama. Bunu kaç kez yapabiliriz? O mesele boşama. Var. Evet. İkincisi iftida meselesi var. Bir yarım saatte vaktimiz var hocam. İnşallah sığdıracağız. Evet, hızlı geçti. Çok kısa bir ara vereceğiz. Tamam. Biraz sonra birlikteyiz. Evet, söz verdiğimiz gibi çok kısa bir ara verdik. Çaylarımızı da tazeledik hocam. Buyurun. Şimdi Talak suresinden devam ediyoruz değil mi evet, okumaya? Evet, süremiz az kaldığına göre ben şöyle saatimi ben de çıkarayım. Biraz hızlanacağız öyle anlaşılıyor. Biraz hızlanalım evet. Şimdi adetten bahsettik. Çok kısaca toparlayalım. Bir, Allah Teala buyuruyor ki bir erkek eşini boşamak istediği zaman bu süre ortalama 3 aylık bir süreçten geçmesi gerekir İbarettir, ve bahsetmiş evet. olduğumuz şartlara uygun olarak. Dedi ki bayan işte efendim adet bekleyecek, 3 kur bekleyecek. Peki bu bayan adet görmüyorsa işte ayet-i kerime وَاللَّا اِيَيْسْنَ مِنَ الْمَح۪يدِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُونَ ثَلَاتَةُ اَشْهُرِ Yani adetten kesilmiş olan bayanlar, mesela belli bir yaştan sonra, adetten kesilmiş olan bayanlar, yahut da adet görmeyen bayanların peki iddetleri, beklemeleri nasıl olacak? O da 3 ay bekleyecekler.
Peki bu bayan hamile ise, yani eşini boşadı, o anda hamile. Bunun bekleme süresi ne kadar? Ulatul ahmali ecelun en yada'ne hamlehu. O da bu bayanın bekleme süresi de çocuğunu doğuruncaya kadardır. Yani 3 ay değil, mesela 1. ayda boşadıysa 9. ay 8 ay bekleyecek. Evet, bekleyecek. 9. ayda boşadıysa işte 1 ay bekleyecek. Vesaire. Dolayısıyla zalike emrullahi enzelehu ileykum ayetin devamında Allah Teala bu kuralları sizlere indirdi. Size indirdi. Ve men yettakillaha yukeffir anhu seyyiatihi ve yu'zim lehu ecra. Kim ki Allah'tan sakınırsa onun günahlarını örter. Yani hatalarını affeder. Ya bu süreçte insanlar bazı hatalar da yapabilir. Küçük hatalar da olabilir. Dikkatli olun. Allah bunları da affeder. Ve yu'zim lehu ecra ve karşılığını da ona verir. Devamında çok kısaca söyleyelim. Devamındaki ayet-i kerimede eşi evde nasıl beklenmelidir onu anlatıyor. Hı hı. Evde nasıl duracak? Demek istiyor ki ayet-i kerimede eşinize nafakasını vereceksiniz. Ona geçimini sağlayacaksınız. Yani. Ona tazyikte bulunmayacaksınız evden çıksın, evi terk etsin diye. Hı. O süre içerisinde ona bakacaksınız. Dolayısıyla bir talak bu. Peki. Yani burada hocam aslında kadının, erkeğin kadını boşaması ama neredeyse ayetlerin tamamı erkeğin kadına nasıl davranması gerektiğini söylüyor. Yani dolayısıyla kadının istismarını önleyici hükümler var burada aslında bir miktar. Gibi geliyor. Yani yanlış şunun, bir şey mi söyledim? Şunu Allah Teala belirtiyor. Boşamanın bir faturası vardır. Ha, onu ödeyeceksiniz. Ona katlanacaksın. Bu dikkat ederseniz psikolojik, fiziki, efendim maddi birçok engeller Allah Teala belirtiyor ki hatta, evet ortaya koyuyor ki boşama işi mümkün mertebe olmasın. Nitekim hani peygamberimizden bir hadis-i şerif. Ebğadul halali ilallahi attala. Allah'ın en sevmediği helal boşama işlemidir. Yani boşama çünkü çok büyük bir problemdir. Büyük yani. Problem. Evet, büyük problemdir. Ve bir boşama işi. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim fıkıh kitaplarında veya örfümüzde şu var. Bir erkek eşini bir anda 3 talakla boşasa. Hatta boş ver bir eşini boşaması. Gidiyor adam Fenerbahçe Galatasaray maçını izliyor. Diyor ki Fenerbahçe yenecek. Diyor ki hayır Galatasaray yenecek. 3-9'a şart olsun Fenerbahçe yenecek. Fenerbahçe mağlup oluyor. Geliyor eve diyor hanım boşsun. Ve gidiyor hoca efendi diyor boş bu. Ne yapacağız? 3 sefer boştur. Ya beyefendi benim suçum ne? Ya ne yaptım ben? Yok. Çoluğumuz çocuğumuz var. Bu çoluk var çocuk var. 40 yıllık bir aile var. Ve böyle bir fecaat bir durum var. Şu an hüküm bu değil mi hocam? Mevcut. Şu mevcut. Yani gidip birisine bir hocaya bir şey sorarsak bir der, siz boşsunuz diye. Boşsun der. Dolayısıyla ama ayet-i kerimelere baktığımız zaman bir anda verilen 3 talak bir anda efendim 3 sefer değil 1000 sefer de boşamış olsa eğer bu şartlara uygun değilse zaten hiç kabul edilmez. Zaten öyle bir boşama yok. Ha, yani bir, hiç kabul edilmez. Şey İki, eğer bu şartlara riayet ederek yapıyorsa hele orada Fenerbahçe Galatasaray tartışmasın asla boşamayla alakası yoktur. Dolayısıyla eğer bu şartlara uygunsa riayet ederek yaparsa o zaman bir talak sayılır. Bu nasıl bir problem, nasıl bir sonuç çıkarıyor? Programın başında söyledik. Eğer Kur'an-ı Kerim'e uymazsanız, Kur'an-ı Kerim'i hayatınıza tatbik etmezseniz sizi çok farklı açılardan Allah Teala perişan ediyor. Şimdi denmiş ki mesela bizim fıkıh kitapları şöyledir. Talak 3 ayrılır. Bir, daha doğrusu 2 ayrılır. Sünni talak, bid'i talak. Sünni talak, sünnete uygun talak. Yani Kur'an-ı Kerim'in belirlediği ve Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği talak şekli. Bu bahsetmiş olduğumuz talak şekli. Bid'isi bu sünnete yani. Uygun. Bu tamam, güzel. Bir de bid'i talak vardır. Bid'i talak nedir? Bu da Kur'an-ı Kerim'in belirlediği kurallara aykırı ve Hazreti Peygamber'in belirlediği kurallara aykırı. Ama talak. Ama talaktır ama geçerlidir. Ama geçerlidir. Allah. Böyle bir durum. Peki ne oluyor sonuç? Böyle yaptığınız zaman nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Bu bid'i talaklardan birisi şu. Bir anda verilen 3 talakla eşler boşanır. İyi tamam. Adam tepesi attı. 3 sefer 3'ten 9'a şart olsun boşsun dedi. Daha sonra aklı başına geldi. Geliyor hoca efendiye.
Hocam boynu bükük. Hocam böyle bir hata yaptık. İyi. Ne yap? Hoca efendi diyor, üç talakla mı boşadın? Evet, boşsunuz diyor. E ne yapacağız? Hanımını başka biriyle evlendireceksin. Onunla en azından bir gece yatacak. O da eğer boşarsa tekrar evlenebilirsin. Bu hülle dedikleri durum değil mi hocam? Evet, tekrar evlenebilirsin. Ne yaptı? Sen aklını çalıştı, Kur'an'a uymadın, Allah seni böyle rezil eder. Sonra da bunu din diye tebliğ edeceksiniz de adam da gelecek, Müslüman ol diyeceksiniz. Adam da buna bakacak, böyle bir dine ben girerim diyecek. Yani mesela, böyle dünyada hiç böyle bir insan yoktur ki. Mesela Malezya'da, Malezya'nın %55'i Müslüman, gerisi Çinli, Hindu vesaire var. Şimdi şöyle diyorlar, adam işte aynı şekilde eşini boşuyor ama vazgeçmek istiyor. Hulle nikahı yapmak istiyor. E ne yapalım? Bir Çinliyi bulalım. Çünkü Malay olursa tanır, hani bilir kimin şeydi. O bir yabancı bir Çinliyi bulalım. Ona bir kelime-i şehadet getirttirelim. Onunla pazarlık yapalım. Ona belli bir ücret verelim. Bir gece kalsın bizim hatun orada. Ondan sonra ertesi gün boşasın. Ve yani Allah böyle rezil eder işte insanı. Kur'an'a uymadığın zaman Allah böyle rezil ediyor. Biz şimdi doğrusunu söyleyelim. Ve maalesef de bizim fıkıh kitaplarımızda bu vardır. Efendim hulle iyi değildir, hoş değildir falandır filandır ama yapılmalıdır derler. Neyse evet. Hocam, dönelim, biz doğruyu söyleyelim. Dönelim, Bakara suresi 222'den devam edelim. Aslında temas ettik bir evet, kısım biraz önce ayetlere. İşte burada Allah Teala buyurdu ki, Bakara 228'de, bir bayan boşandığı zaman 3 kur beklemelidir. Devam edelim, 229. Et-talâku merratân. İşte yukarıda anlatılan kurallara uygun olarak, o sürece uygun olarak yapılacak talak iki kez yapılabilir. Yani kurallarına uygun olarak bir talak yaptı. Yaptık, boşandık yani. Boşandı, ve ayrıldılar. Ayrıldılar veya ayrılmadan önce belli bir süre sonra vazgeçtiler. Ya biz tekrar evlenelim. Tekrar sürdürmeye devam ettiler evliliği. Yahut da ayrıldılar. Yaş ayrıldılar. Bir yıl, iki yıl, altı ay geçti. Tekrar nikah kıydılar, devam ettiler. Bu talak iki kez olur. İki kez yapılabilir. اَتْتَلَاكُمْ مَرَّتَانْ فَاِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُمْ بِيْحْسَانٍ. Üçüncü kez eğer boşanma işi olursa, yani üçüncü kez ya evliliğe devam edersin ya da artık tamamen ayrılırsınız. Bir daha artık birleşme söz konusu. Bir daha evlenmeniz söz konusu değil. Evet. Yani birbirlerine haram oluyorlar. Evet, ondan sonra ayrılırlar. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ Ha, peki. وَلَا يَحُلَّكُمْ اَنْ تَأْخُذُ مِمَّا تَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَ اَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللّٰهِ. Burada bir o iftida meselesi var. Ona girmeyelim, sadece konumuzla ilgili bölümü tamam. söyleyelim. Tamam. Bir, eşini boşadığın zaman vermiş olduğun mehirden hiçbir şey geri alamazsın. Az önce bahsetmiş olduğumuz mesele. Yani geri erkek alamazsın. Kadını boşuyorsa erkek, verdiği evet, mehirden bir kuruş alamaz. Hiçbir şey geri alamaz. Ve üçüncü boşamadan sonra feintal 230. ayet-i kerime feintallakaha, yani iki sefer boşadı, birleştiler, tekrar aileyi kurdular. Yani iki sefer 3 ay geçti. O 3 aylık süreç geçti. Az evvel talak suresinde okuduğumuz bütün süreç yaşandı. Süreç geçti. Tekrar evlendiler. Tekrar yaşandı. Tekrar evlendiler. Artık üçüncüde. Şimdi üçüncüde feintallakaha, eğer yine üçüncü kez boşanırsa فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا. Artık bu bayan, bu erkeğe artık helal değildir. Ancak bu bayan gider başkasıyla artık evlenirse. Şimdi bunu az önce dediğim meseleye bunu alet ediyorlar. Yani şunu demek istiyor Allah Teala. Ey erkek, eğer bak dikkatli ol. Üçüncü seferden sonra bir daha bu bayanla beraber yaşama imkanı neye bağlı biliyor musun? Bu bayanın başkasının yatağına girdikten sonra seninle yaşayabilir. Yani, ama tekrar söyleyelim, bu böyle üç kere boş ol boş ol demek de değil. Üçer değil. Ay her seferinde boşanıp tekrar evlenme ile. Yani, bahsettiğimiz bütün kriterlere uygun olarak evet. yapılmak kaydıyla. Ve burada da doğal süreci içerisinde bayan gider başkasıyla evlenir. O belli bir süre yaşar veya işte az yaşar. O erkekle ayrılmaz, ölür, ayrılır. Ölebilir, erkeği, evet. kocası ölebilir veya doğal, yoksa yapmacık, şekli, hileli,
Zaten öyle evlilik değil. Olmuyor ki hocam değil mi? Buna zaten evlilik nikah demem. Olmuyor zaten. Nikahın mantığına aykırı. Evet. Dolayısıyla Allah Teala ve tilke hududullah. Yine. Ve tilke hududullah yübeyyinuha li kavmin ya'lem. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sınırlarıdır. Bilen bir topluluk için böyle Allah ortaya çıkarır. Açıklıyor. Allah bunları açıklıyor. Koyuyor. Bu hududa dikkat ediniz diyor. Şimdi diğer ayetler var ama onlara geçmeyelim. Süremiz tamam, iftida konusuna iftidaya geçelim. Dolayısıyla hulasa erkek eşini, bayanı hiçbir mazeretsiz olarak tekrar söyleyelim. Boşayabilir. Kurallarına uygun olarak, uygun bir şekilde faturasına da ödeyerek boşayabilir. Peki bayan boşayabilir mi erkeği? Aynı şekilde bayan da dese ki ben kocamdan ayrılmak istiyorum. Şimdi bizim mesela bugünkü örfte, uygulamada şu var. Bakıyorsunuz telefon ediyor. Hocam, bayan, ben filanla birisiyle nikah kıymıştım. Hatta nişanda, efendim dini nikah kıymışlar. Daha sonra kavga ettik. Nişan yüzüğünü attık. Erkek diyor ki seni diyor nikahını vermiyorum diyor. Boşamıyorum diyor. O gidiyor başkasıyla evleniyor. Resmi nikah kıyıyor. O hayatını yaşıyor. Burada bayan diyor ki benim diyor dini nikahım var orada. Beni de salıvermiyor. Böyle bir tuhaf bir durum var. Dolayısıyla bayan da boşanabilir mi? İşte az önceki ayeti kerime. Bakara kaç hocam? 229. Tekrar ayeti baştan bakalım. Buyurun. Allah Teala buyuruyor ki et-talaku merraten. Yukarıda Talak suresini anlatmış olduğumuz talak iki kez olur. Fe imsakum bi ma'rufin ev tesrihun bi ihsan. وَلَا يَحُلَّكُمْ اَنْ تَأْخُذُ مِمَّا تَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا اِلَّا يَخَفَ اَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللّٰهِ. Tamam, yani ona verdiğinden hiçbir şeyi geri alamaz. Geri alamazsınız. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَا اِفْتَدَتْ بِهِ. Evet. Evet. Nedir hocam bu? فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللّٰهِ. Eğer bu eşler Allah'ın hadlerini, Allah'ın ailenin devamıyla ilgili koymuş olduğu kuralları ikame etme konusunda efendim buna uyamayacaklar şeklinde bir korku, bir endişe, bir belirti, bir alamet varsa şöyle yapabilirsiniz. Fela cunaha aleyhima, o ikisi bay ve bayan, onlar için bir günah yoktur. Fima iftedet bi, bayanın belli bir tazminat diyelim. Fidye. Fidye ödeyerek erkeği kocasından ayrılmasında bir günah yoktur. Ve in hiftum, yani siz korkarsanız diyor bu, burada hocam. Bu hiftum kim? Toplum. Toplum. Aile. Onu söylemek toplum. Evet. İşte az önce dedik ya hakem tutun, aile, çevresi. Nisa suresindeki evet, hakem tabii, ayeti. İslam toplumu. İslam toplumu. Biz bunu kamu otoritesi olarak da düşünebiliriz. Tamam. Eğer böyle bir durum varsa, yani bu burada problem ne? Kadın diyor ki ben ayrılmak istiyorum. Nitekim hani Hazreti Peygamber'e geliyor bir bayan. Ya Resulallah diyor. Kocam hoş, güzel, hiçbir kusur ben onda görmüyorum. Ama ne yapayım diyor. Kalbim ısınmıyor diyor. Diyor ki ondan aldığın bahçe, tarla duruyor mu? Duruyor ya Resulallah. Onu verir misin diyor. Veririm ya Resulallah. Diyor ki tamam, o almış olduğun o tarlayı, o bahçeyi ver ve boşan. Yani fidyeyi ver. Fidye olarak ver. Ne oldu? Şimdi şöyle düşünelim. Erkek talakta bir, erkek başlangıçta nikah kıyarken eşine bir mehir verdi. Bir mehir verdi. İşte 5 lira, 10 lira, 100 lira, 1000 lira. Şunu mehir olarak verdiğini düşünelim. Tamam. Şunu bir daire olarak düşünelim. Bir daire verdi. Şimdi evlilik devam etti. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 10 yıl. Erkek boşamaya karar verdi. Talakla. Verdiği daire gitti. Eşini boşadı. Verdiği bir daire gitti. Yani erkek bir daireden oldu. Tersini düşünelim. Bayan bu daireyi almıştı. Bir mülkiyetine bir daire geçmişti. Daha sonra bayan diyor ki ben eşimden ayrılmak istiyorum. Ya ama bu yani hep bayanlar efendim mağdur olmuyor. Tabii. Erkekler de mağdur oluyor. Tabii. Şimdi sen bir aileyi bozduğun zaman bu erkeğin de bir onuru var, haysiyeti var, şerefi var. Bunun da bir itibarı var, çevresi var, kuyruğu bir düzen var, çoluğu çocuğu var. Yani erkek nasıl talakta bir şeylere katlanıyorsa kadın da iftidada bir şeylere katlanmak zorunda. O zaman diyor ki, bayana diyor ki sen mi boşamak istiyorsun? Bu örneği devam ettirelim, bu daireyi geri verecek. Yani kazanmış olduğun bir daireden
fedakarlık feragat edeceksin. Yani sen erkeğe bir tazminat ödeyeceksin bugünkü ifadeyle. Bunun başka şartı var mı hocam? Yani mesela kadının erkeği boşamasının başka bir şartı işte mesela 3 ay bekleme, 5 ay bekleme artık yok, öyle burada böyle bir süreç yok. Yok, bir şey burada yok. Burada bir süreç yok. Tek şart şu, tek şart şu. Buradaki ayetlerden onu anlıyoruz ve başka ayet-i kerimelerden şunu anlıyoruz. Bayan, tamam al daireyi, çek git, ben ayrıldım gittim diyemez. Bayanın boşaması... Kamu otoritesi, nitekim hani peygamberimizin örneklerinde olduğu gibi, hı hı, kamu otoritesinin veya işte ehil, hakemlerin vesaire onayına bağlı. Diyecek ki, bak ben kocamdan boşanıyorum, işte benim almış olduğum mehir şuydu veyahut da ona ödemek istediğim tazminat şudur, ben bunu veriyorum, siz de bilin ve onlar da diyecek, tamam. Ya o zaman onayına değil, bilgilendirmesi, bilgi yani onay vermiyorlar. Bilgi veriyor çünkü... İnsanlar bilecek ki bu bayan bu işi art niyetli mi yapıyor? Hmm. Doğru mu yapıyor? Kendi cinselliğini istismar mı ediyor? Ha, öyle olsa kadınlar, güzel tabii, kadınlar tabii, evlenip tabii, evlenip tabii, tabii, şey yaparlar. Evet. Bir hocamız vardı Konya'da. Diyor ki ben bir bayan tanıyorum diyor. Bir yılda 3 daire sahibi oldu diyor bu yolla. Dolayısıyla yani bunu önünü engellenmesi için, istismarın engellenmesi için erkeğe, başkalarına bir şekilde bildirme şartı koşmazken bayana böyle bir şart koşuyor. Burada tabii şu da var. Bayan eşini boşarken tabii ki az önce bahsetmiş olduğumuz gibi bu tür şeylere riayet edecek. Fakat Nisa suresi, Ahzab suresi 33. surede bir durum var. Yani peygamberimizden örnek vererek Ahzab bakalım 33. surenin 48. ayeti kerimesi olacak. Tamam. Diyor ki eşlerine söyle eğer dünyayı, dünya malını arzu evet, ediyorsanız gelin size ben metalandırayım, sizi donatayım, ne kadar mal, mülk, servet istiyorsanız vereyim ve sizi serbest bırakayım. Aslında burada ayeti kerime bize şunu demek istiyor. Ya bir bayan eğer ayrılmak istiyorsa, ben ayrılacağım diyorsa, onu almayın. Almanıza gerek yok. Hatta üste bir şeyler de verin. Bu bayanı serbest bırakın. Ama... Ya bayan istemezse zaten olmaz. Kadın istemezse zaten evet, olmaz. Zaten anladım. Bu evlilik olmaz. Devam etmez. Evet. Olmaz. Ama bir durum var ki bayan bunu istismar etmek istiyor. İstismar ediyor. Nisa suresi 20. ayeti bir bakalım. 19. ayet-i kerimeye bir bakalım. 4. sure 19. Evet, ayet. 19. ayet-i kerime Allah Teala burada eğer istismar ediyorsa bayan, yani erkeğin hiçbir suçu yok, hiçbir şey yok. Hı hı. Gitmiş, kandırmış, başka işler çevirmiş. Ondan sonra da diyor ki beni boşa da bir daire sahibi olayım. Orada ayet-i kerime diyor ki evet. Ya eyyühellezine amenu la yahillu lekum en teritun nisa'e kerha. Bayanlardan zorla bir mal almanız size helal değildir. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اَتَيْتُمُوهُنَّ Onlara vermiş olduğunuz şeyleri, mehir vesaire başka neyse, vermiş olduğunuz şeyi almak için, geri almak için onlara baskı vesaire yapmayın. Ama اِلَّا اَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ بَيْنَ Eğer o bayan erkeği açık bir ihanet ettiyse kocasına, ihanet ettiyse, ya kusura bakma hem beni efendim bana ihanet ettin, hem de dairemi de al git, malımı da al getir, kusura bakma. O zaman erkek diyor ki, yani işte burada talak olayı, iftida olayı, bu da üçüncü bir olay. Yani talakta erkek fedakarlıkta bulunuyor. İftidada bayan fedakarlıkta bulunuyor. Ama burada problem bayanda olduğu için erkek fedakarlıkta bulunmaksızın eşini boşayabiliyor. Tersi durumlarda söz konusu, erkek kocalık görevini yapmıyor. Gerektiği gibi vazifesini ifa etmiyor. Bayan diyor ki ayrılmak istiyorum. Tamam ver dairem. Kusura bakma. Orada da işte hakem, tefrik dediğimiz mesele gündeme geliyor. Orada da bayan hiçbir şey vermeden hakemin kararıyla ayrılabilir. Hocam ne olursa yani, olsun yani bu şeyler, bu açık fuhuş vesaire, onlara girmezsek evet, eğer o kısımları evet, şey yapar. Normal bir ailede erkeğin kadını boşaması
büyük bir sürece yayılmış ve zorlaştırılmışken kadının erkeği boşaması çok kolay gibi görünüyor hocam. Yani burada şey olarak yani evet, doğru, mehrini doğru verir bir de bunu da bir takım işte otoriteye şey yapar. Evet. Diyer ki ben bu adamı boşuyorum, evet, al mehrimi de veriyorum, haydi bana eyvallah. Evet. Diyebiliyor gibi duruyor yani. Çünkü o otoriteye diyelim bunu kabul ettirmesi belli bir süreç gerektiriyor. Hmm. Bir anlık iş değil. Ne bir şey mi ispatlanıyor orada? Bir şey tabii bakalım bu dürüst mü? Gerçekten böyle bir problem öyle var bir araştırma mı? Yapılıyor. Hani Hazreti Ömer örneği var. Bayan geliyor. Hazreti Ömer o bayanı aynı şekilde bir gece bir samanlık gibi bir yere onu orada misafir ettiriyor. Evet, hatırladım hocam. Sabah kalkıyor diyor ki nasıl memnun musun? Vallahi diyor. Yani böyle bir saray gibi bir yerde hayatımda gecelemedim diyor. Diyor ki tamam o zaman. Demek ki bu kararını vermiş. Bu yani kadının samimiyeti istiyor biraz test ediliyor. Kadının samimiyeti. Şimdi bu iftida ile ilgili olayı, örneği de var tabii. O hangi sure? Mümtehine suresinin 12. suresi ayeti olması lazım. 11-12 olacak. 11-12 mi? Mümtehine kaçıydı? Mümtehine hemen. 60. sure miydi? Evet hocam, evet, 60. sure. Burada çok somut örneği var bir iftida olayının. Bir iki dakikamız, iki üç dakikamız var hocam. O zaman biraz hızlanalım. Özetleyerek burada özetle, şey yapalım. Özetle. Uzun bir bölüm çünkü. Evet, özetle kaçıncı ayetleri bulduk mu? Evet, 10 ve 11. ayeti kerimeler. 10-11 miymiş? Evet, 10 ve 11. Allah Teala burada şu örneği veriyor. Diyor ki, hani Hudeybiye anlaşması var, işte efendim mümine bayanlar Medine'ye hicret ediyorlar vesaire. Allah Teala diyor ki, bir mümine bayan müşrik olan kocasından kaçar, hicret eder, size sığınırsa, özetle geçiyorum, eğer o bayanla evlenmek istiyorsanız onun kocasının efendim mehrini ona vermiş olduğu mehri verin. Yani kocası geri, müşrik olduğu halde. Evet, kocası müşrik olduğu halde onun parasını iade edin. Yani çünkü boşanma o zaman gerçekleşiyor değil mi hocam? Boşanma, ne demek istiyor burada? Kadına diyor ki sen kocandan kaçtın geldin ama ver bakayım onun bedelini. Sen bedava boşandın değil diyorsun. Sen ben bu o kafir ben ondan boşandım. Velev ki kafir olsun. Sen çünkü boşanmak istiyorsun. Ver onun parasını. Devamında ayet-i kerime 11. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki ya 10. ayet-i kerimede Müslümanlara da diyor ki ve la tumsiku bi isamil kevafir. Siz de eğer bir bayan sizden kafir olur, müşrik olur veya kafir müşrike bir bayan, her iki de bir bayan sizden efendim boşanmak istiyor, gitmek istiyorsa onu zorla elinize tutmayın. Ama ondan verdiğinizi isteyin. İsteyin. Ha. Yani tersinden düşünelim. Bayana diyor ki sen mümin kocandan ayrılmak mı istiyorsun? Aldığın mehri iade et. İşte burada da örneklendirmiş oluyor Allah. Burada da ve dikkat edersek mümin olsun gayrimüslim olsun hiç ayrım da yapmıyor. Aynı bayan aynı hukuki işlem süreç işliyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Allah Teala nikah konusunda ve talak konusunda belli bir denge kurmuştur. Bir denge kurmuştur. Tabii kurallar koymuştur. Bu dengeye uygun olarak bu işi yapın, icra edin eğer boşanmak istiyorsanız demiştir. Ve bu denge ya uyulduğu takdirde daha sonra bu efendim boşanma gerçekleşse dahi arada kin, nefret, düşmanlıklar olmaz. Ve devamında aileler dağılmaz. Çok kısa bir şey söyleyelim. Buyurun. Nisa Talak suresindeki o ilgili ayette o adet görmeyen bayanlar ifadesinden yola çıkarak bizim geçmişte, gelenekte çocukların da adet görmediği için evlendirilebileceği hükmüne varılmıştır. Maalesef. Ve bunu hukuk aile kararnamesi, bizim mecelleden sonra hazırlanan hukuk, 1917'de hazırlanan hukuk aile kararnamesinde bundan vazgeçmek için o kadar uğraşılmıştır ki ve en sonunda İbn Şübrüme var ve Ebu Bekir el-Asam denen İbn Şübrüme tabiinden bir fakih, Ebu Bekir el-Asam da o dönemlerde bir alim. Bu iki kişi, bu iki alim ta o tarihte 140'larda Peygamberimizin vefatından sonra demişler ki çocuklar evlenemez. Bu Allah'ın ayetine aykırıdır. Nisa suresi 4. ayet-i kerime. Aykırıdır. Fakat 4 mezhep yanında getirdim. Bu hukuk aleyh kararnamesinin gerekçesi var. Resmi gerekçesi. Niye biz böyle bir şey verdik? Diyor ki gerekçede 4 mezhep de
çocukların evlendirilmesini caiz kabul eder. Fakat işte efendim günümüzde çıkan çok sayıda problem var. Aileler diyor küçük çocukları mirasa konmak için yaşlı yaşlı insanlarla, zenginlerle evlendiriyorlar diyor. Bu çocukların hayatları kararıyor diyor. Ve onun için biz Kur'an'a gittik demiyorlar, dikkat edin. Son derece ilginç. Şübrüme ve Ebu Bekir el-Asam'ın görüşünü dikkate alarak, yani kusura bakmayın, ne olur bizi affedin, dört mezhebin dışına çıktık. Bu iki alimin görüşüne... Kur'an'da ne diyor hocam bununla ilgili? Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, asla nikah çağına ermemiş çocukları evlendiremezsiniz. Nisa hatta suresinin... Nisa suresi dördüncü ayet. Bir dakika hocam. Hatta nikah çağına ermiş olsa, yani büluk çağına ermiş olsa dahi, وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَهُنْ nikah فَاِنَا نَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا اِلَيْهِمْ. Yani hatta şey bile yetmiyor. Şeyi bulamadım hocam ben. اَيْنْ خِفْتُمْ فَنْكِعُوا مَا عَدَى بَلَكُمْ وَلَا تُؤْتُسُ وَبْتَلُوا الْيَتَامَ. Kaçıncı ayet-i kerime? Son ayet-i kerime. Altıncı ayet. وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَهُمْ nikah. Tamam. Nikah çağına erinceye kadar çocukları deneyin. Ondan sonra mallarını verin. Eğer rüştüne erdiğinde, nikah buluğ çağına ermiş ama henüz rüştüne ermemiş, malını veremezsin diyor ayet-i kerime. Bir, nikah çağından bahsediyor. Demek ki nikah çağı diye bir şey var. Nikah çağı var, evet. İki, bir de malı dahi vermeyi rüşte bağlıyor. Bir de reşit olmaya var. Bağlıyor. Yani buluğ çağı yetmiyor. Şimdi siz malı vermediğiniz insana nikah veriyorsunuz. Koca kadını veriyorsunuz veya kocayı veriyorsunuz. Böyle bir tuhaf bir durum var. Evet. Ve şimdi bizim mesela Türkiye'de Aile Bakanlığı vesaire en büyük problemlerden biri nedir? Çocuk gelinler meselesi. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı efendim uğraşıyor. Gerçekten güzel, doğru da. Çocuk gelinler meselesini halletmek için. Ama Diyanet'in bir görevlisi gitse doğuda, güneydoğuda vesaire, ey Müslümanlar yapmayın etmeyin, çocukları evlendirmeyin dediğini varsa, adam çıkarır fıkıh kitabını, hoca efendi sen ne diyorsun, benim mezhebimin fıkıh kitabında caizdir diyor dediği zaman ne diyecek? Onun için meseleyi Kur'an'a dayandırmamız lazım. Zorundayız. Ki bu meseleleri halledebilelim. Hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Süremizi el verdiğince anlatmaya çalıştık. Tabii izleyicilerimiz biraz da kendi çabalarını yoğunlaştırırlarsa bu konuda mutlaka daha detaylı sonuçlarda. Çünkü daha çok detay var Kur'an'da bununla ilgili var, ama biz bu süre içerisinde bu kadarını anlatabildik. Umarız anlaşılabilir olmuştur. Son olarak bütün izleyicilerimizin bayramlarını iyi bayramlar dileyelim. Evet, size de iyi bayramlar diyelim hocam. Çok teşekkür ederim buraya geldiniz, kırmadınız. Sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Sadece bugünkü programımızın değil, Yükselen Sözler'in, Ramazan ayında yaptığımız Yükselen Sözler'in tamamının sonuna gelmiş olduk. Öncelikle bana bu ikramı bahşeden Allah'a sonsuz şükürler ederim. Çünkü bana bu ikram verildiyse mutlaka bunun bir hesabı da sorulacaktır. Tekvir suresinin son ayetine göre, Tekasür suresinin son ayetine göre Allah insanları verdikleri nimetlerden sorumlu tutuyor. Bir hesaba çekecek. Ben de bunu bilerek burada sadece Yükselen Sözler'de Allah'ın ayetlerini Allah'ın kullarına ulaştırmak için elimden geleni yapmaya çalıştım. Sizler de lütfen bu konuda bana şahit olun sevgili izleyiciler. İnşallah başka platformlarda, başka zamanlarda, başka günlerde tekrar Allah'ın ayetlerini Allah'ın kullarına ulaştırmak bizlere nasip olur. Bu konudaki çalışmalarımıza elbette ki hayatımız boyunca devam edeceğiz. Hepinize, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ekibe çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Acun Ilıcalı'ya bu programı bize teklif ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ekibimdeki yönetmen arkadaşıma, kameraman arkadaşlarıma, prodüksiyondaki bütün arkadaşlarımıza bir ay boyunca verdikleri emekten, çabadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki buraya Ankara'dan, Samsun'dan, Konya'dan, İstanbul'dan pek çok yerden beni kırmadan gelen Kur'an merkezli çalışan hocalarıma, öncelikle Kur'an merkezli çalıştıkları için, sonra da beni kırmayıp buraya geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Amacım Kur'an'ı sizlere açtırmaktı. İnşallah bunu başarabilmişimdir. Çünkü ben eminim ki o kitap açıldığı zaman bir daha asla, eğer samimiyetle okuyorsanız, kapanmaz. Kur'an okumanın abdest almak gibi veya başka şekilde hiçbir şartı yoktur. Kur'an her an elinizin altında olmak zorundadır. Size din diye sunulan, eğer Kur'an'a uymuyorsa onu kabul etmeyin. Çünkü ondan hesap vermeyeceksiniz. Sadece Allah'ın kitabından hesap vereceğiniz Zuhruf suresinin 44. ayetinde vardır. Bu kitabın tek kaynak olduğu, dinde tek kaynak olduğu Araf suresinin, başka kaynaklar olmadığı Araf suresinin 3. ayetinde vardır.
bu ayetlere hakim olarak hayatınızı tamamen Kur'an'a göre yaşamak zorunda olduğunuzu bilin ve hakkınızı helal edin sevgili izleyiciler. Biraz sonra Yükselen Sözler'in son ayetiyle sizlere veda etmiş olacağım. Hepinize iyi bayramlar. Görüşmek ümidiyle. Ha, Mim. Kitabın indirilmesi güçlü ve bilgili olan Allah katındandır. Günahları bağışlar. Tevbeleri kabul eder. Cezaları sert ve imkanları geniştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Mümin Suresi 1. ve 3. ayetler.